susacaksın. Tahkik ederken döşünden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayram. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Üvey kızları annelerini cinayetle suçladı. Bu annemin ve dostunun yapabileceğini düşünüyorum. Ben eminim. Yani zehirlemese bile kalp krizine sebep oldu. Parası için de öldürmüş olabilir. Anneleri ise kızları için para peşindeler dedi. Ben onlara hak vermedim. Hak isterseler babalar ya var alışağı. Hakkım da senin olsun. Hakkım da benim üç tane. Babasını para veriyor. Senin karın Hüseyin'le beraber diye bir isimsiz ihbar geldi. Bizim bu Hakkı Çetin'de annemden boşanmak istedi. Babamın Mehmet'leriyle bir olup zehirledi diyorlar. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. O Mehmet Ali ile Elsin İmam Nikahlı bana bir ay önce söyledi. İftira yapma. Dert işine gelenleri. Kayıtlatmışlar işine gelmeyeni. Silmişler telefonlar. Sen yatmayı bile beklemedin. Bir gün ağlarım ben. Sizin Saliha Hanım'la hiç mi ilginiz alakanız yok? Tamam, o zaman hastaneye gidelim. Bir rapor alalım. Muayeneye gidelim. O zaman adam sizi birlikte gördü. Adam kalp krizi geçirdi. Müge Hanım ablacığım. Sen bana varıyor musun diye bağırırsan evin eline alıp beni evin kapısına. Bunu duyan varsa söylesin Allah'ım. 62 yaşındaki Hakkı Çetin nasıl öldü? Az sonra Müge anladı. Evlerini beğenmediği için kayıplara karıştı. Burada yaşanır mı? Ben 9 yıldır o beğenmediği şartta durdum. Kız da demiş ki ben bu şartlarda yaşayamam. Evi terk etmiş, 4 aydır haber alınamıyor. Fatma neredeysen çık gel kızım. Burada koca yemedemem sizi. Sen hayatını küçült, normal bir yere geç. Bu ev senin engelli maaşınla yürütülmez zaten. Önce bir kızını bulalım. 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki Fatma Bozkurt nerede? Az sonra Müge anladı. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım hepimiz için. Dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. İyi bir hafta geçirelim inşallah hep beraber. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Şöyle güzel güzel. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ay. Arkadaşlar hafta sonu bana bir şarkı gönderdiler. Dediler ki Müge Hanım adınıza bir şarkı yazılmış. Yasin Aydın. İzlediniz mi? Yok. Söz ve müziği kendisine ait şarkısına benim ismimi vermiş. Düzenlemesi Hüseyin Ulusan'a ait şarkıya bir de video klip çekmiş. Yasin'cim bekliyorum seni. Al arkadaşlarını gel. Şöyle şurada bize güzel güzel de şarkını çal inşallah. Bekliyorum seni buraya. Teşekkür ediyorum. Karadenizli bir bekliyorum. İyi dur hadi görelim şeyin başını ama. Bence buraya gelip bir performans sergilesinler. Bakar mısın şarkının adı da Müge Anlı. Sen beni sarar mısın? Yana yana ararım. Kız sen de arar mısın? Dünya mali bir yana.
sana sevdum. Bu ne diyen olmadı yer sen olur musun? Dünya mali bir yana sen bir yana sevdum. Bu ne diyen olmadı yer sen olur. Başkasında suçar ama sensin inan tek sanı. Kaybolan duygularım, büsbütün umutlarım. Bunları da bulabilir mi bana müge anı? Kaybolan duygularım, büsbütün umutlarım. Bunları da bulabilir mi bana müge anı? Yasin'cim çok vallahi teşekkür harika. Ediyorum. Ağzına diline sağlık. İnşallah umutlarınız, hayalleriniz hiç kaybolmasın. Ama onları da bulabilirsiniz. Onları kendi kendiniz bulacaksınız. Kendi kendinize bulacaksınız. Bak, ama çok teşekkür ediyorum. Ağzına diline şarkı sağlık. Çok güzel olmuş çok ya. Ya güzel. Çok güzel. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Benim çok öyle. Çok güzel olmuş. Yasin al ekibini ilk... gel burada bize şöyle bir çal şunu canlı canlı bu tamamını. Bu adına ilk şarkı yapılandı ilk kişi olarak da ben kutluyorum yani. Çok, çok teşekkür muhteşem ederim. Muhteşem bir şarkı olmuş. Gerçekten çok güzel. Tam size layık bir şarkı olmuş. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Yasin'cim beni de çok mutlu ettin. Bekliyoruz seni arkadaşlarınla burada. Evet hayallerini. Ya evet ya benim de ne hayallerim var aslında. Şimdi düşündüm de yani benim hayallerimi kim bulacak onu bilemiyorum. Var mı hayalim? Çok hayalperest birisi değilim. Belki de çok hayalperest birileri bunların bulunmasını istiyor. Ne yaşıyorsak onu yaşıyoruz ya. Evet. Geçen gün bir şey okudum. Ben sizi bilmem de böyle ortaokuldayken hani hep dedim ya öğretmenlerime 1000 tane soru sorardım diye. Hep kader kısmına çok takılırdım yani hani kader nasıl yani falan filan. Sonradan geçen gün bir şey okudum evet galiba Mevlana'nın bir sözünden tam söyleyemem ama. Aslında attığımız ilk adımdan sorumluyuz. Yani kader dediğimiz şey de o. Sonra hangi adımı atarsan at burada programda da belki gördüğüm için kafamda daha netleşti. Sen attığın o ilk adımdan sorumlusun. Nereye adım atacağınla alakalı. Evet. İyi bir şey mi adım atıyorsun, kötü bir şey mi adım atıyorsun? O adımı attıktan sonra yaşananlar, evet kader çünkü belli zaten, baştan belli. Bu programda işlediğimiz konular da bana onu daha iyi hissettirdi. Yani gidip ne bileyim define aramaya adım atıyorsan, zaten orada yaşayacağın belli. Böyle ölümü göz önüne al yani. Evet yani mesela yasa dışı bir işe adım atıyorsan işte kaderin öyle şekilleniyor. Daha başka bir yani iyi bir şey adım atarsan kaderin o şekilde şekilleniyor. Şimdi mesela Semra derdini anlatacak. Şimdi bir şey, yani işte evliliklerde de öyle yani. Aslında herkes söylüyor sana sen kabul etmiyorsun ama işte adım atıyorsun. Sonra diyorsun ki bir kaderim buymuş kaderim buymuş ama ilk adımı sen attın. Evet. Biraz işte hayal yani hayali oraya bağlıyorum. Evet hayaller kuruyoruz ama o hayallere nasıl ulaşacağımızı yani o hayallerimize ulaşma yolunu yine attığımız adımlar belirliyor ya. Ama ben sizin hayalleriniz için bir şey söylemek istiyorum. Aslında sizin yaptığınız bütün işler çok uzun vakit geçirip de aynı zamanda buranın dışında da iyi bir dost olduğumuz için bunu rahatlıkla söylüyorum. Bütün bu başardığınız işler aslında önce hayalini kurduğunuz işler değil mi aslında? O adımları o hayaller doğrultusunda atıyoruz.
Tabii ki zaman bizi, olayların akışı bizi zaman zaman farklı sürükleyebiliyor. Ama bir gerçek var ki hayalini kuramadığınız hiçbir adımda da başarılı olma şansınız yok. Yani bütün benim bilimsel hayalim... gelişmeler, özür dilerim. Hayallerim bütün bilimsel evet. gelişmeler, teknolojideki bu baş döndürücü hızlı gelişmeler hayallerin ürünü aslında. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Ben bir gün herkesin iyi olacağı bir dünyada yaşayabileceğimize inanıyorum. Bunu çok samimi söylüyorum. Evet. Bu bir inanç aslında. Dilek. İnanç. Ben inanıyorum temenni ama. Belki. Ben inanıyorum. Keşke daha fazla kişiye el uzatabilsek, bizzat dokunabilsek. Bir de tabii kimse yapılanla yetinmiyor. Herkes daha fazlasını istiyor. Ama bunun için de insanların kendi çabası lazım. İşte keşke şu izlediklerimizden değil mi ders çıkarabilsek, daha çok ders çıkarabilsek. Kendi yani hayalimiz, daha doğrusu hayalini bir başkasının üzerine kurmayacaksın. Yasin'in şarkısındaki gibi hani evet. Yasin anladığım kadarıyla birine aşık, hani şarkıda öyle anlatıyor, hani birine aşık, hayalleri kaybolmuş, işte benden hayalini bulmak istiyor. Bence onun hayali aslında ona da aşık olabilecek birini arama şeyi ya, yani hani gerçekten kendisine de aşık olan birini bulduğu zaman ne olacak, hayali gerçekleşmiş olacak. Buna tabii Yasin'in nezdinde söylemiyorum, o sonuçta bir şarkı yazmış yani. Biraz galiba hayalimizi yine başka birinin üzerine odaklamamak lazım. Kendi üzerimize hayaller kurarsak, kendi yapabileceklerimizin üzerine hayaller kurarsak onu bulabilmek evet. daha kolay. Yasin'cim, neyse bak biz de sabah sabah neler konuşturdun. Gel bekliyoruz seni, gel tanışalım. Şimdi aramızda Semra Hanım var, Semra Gümüş var. Eşini bulmak istiyor. Ya Semra, anlattıkların doğru mu ya? Ben inanamadım. Doğru. Şimdi... Sen 16 yıllık evlisin. Evet. 5 tane de çocuğun var. Evet. Kayseri'de mevsimlik işçi olarak şeker pancarı tarlasında çalışıyormuşsunuz eşinle. Sonra senin kayınbiraderin Ersin de 5 yıl önce Suriye uğurluklu Reyhan Hasan'la evlenmiş. Evet. O da, onlar da, onların da 2 tane çocuğu olmuş. Evet. Onlar da tarlada çalışmaya başlamışlar. Evet. Sonra diyorsun ki benim eşim tuttu kardeşinin karısını kaçırdı. Evet, doğrudur. Emin misiniz buna? Eminim. Ya insan kardeşinin karısını kaçırır mı ya? İnsan yani bu... söylediler mi yani böyle, yoksa şüpheleniyor musunuz? Hayır, şüphelenmiyorum. Kesin. Kesin. Allah Allah. Nereden kesin bu? Bu kadar kesin bu söyleyebiliyorsun. Bu kesin. Kendisi telefonla Messenger üzerinde beni aradı. İkisi canlı yayın. Benle görüştüler. Eşim kendisi benimle konuştu. Üzerinde eşortman, kısa tişörtüyle hava atar gibi, mislet yapar gibi benimle konuştu. Ne dedi? Bana sen istedin dedi. Neyi sen istemişsin? Bu dereceye gelmemi güya ben istemişim. Onların kaçmasını. Evet. Benim eşim çok hayalperest biridir. Onun dünyası daha farklı. Devamlı hayallerden yola çıkıyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Hep kendine yüksek gözle bakan biridir. Kendini çok akıllı sanır. Hep beni ezdi. 16 yıl boyunca. Toplam hesaplasam 2 yıl ya çalışmıştır ya çalışmamıştır. Devamlı ben çalıştım. 3 çocuğum benimle yetişti. Tarlada mevsimlik işçi olarak çalıştık. Biz çalıştık, o yedi. Kendi hayatına baktı. En sonunda bize yaptığı da bu. 5 çocuğun yükümünü benim boynuma bırakarak çekti gitti. Peki şimdi ona işçi bıraktı mı? Çalıştığı işten ayrıldı mı? Şu an mevsimlik kendisi işçiler mevsimlik yani. İşçi. Kredi borcu olduğu için, kredi kartı borcu olduğu için ha, fatura borç. Bu mevsimde yapacağı bir şey yok. Şu an sera, kapalı serada çalıştığını biliyorum. Peki biriktirdiği para ne kadar zaman olarak yapıyor? Bilmiyorum, hiçbir bilgim yok onun konusunda. Peki siz beraber değil miydiniz buna karşılıklarında? Yani onlar ne yaptılar? Size sahip çıkıyorlar mı? Evet, kaynım sahip çıkıyor. O esnada zaten kaynım bana yardımcı oldu. Karısı kaçan. Evet, karısı kaçan. Onun çocukları ne oldu? Kayınvaliden bakıyor. Allah Allah, 7 çocuğu bıraktılar. Evet. Ya kardeşim, şimdi hani komşunun karısını kaçıranı gördük de, yani insan kendi kardeşinin karısını nasıl kaçırır? Hakikaten insanın aklı, hayali almıyor. O gözle nasıl bakarsın da orada biraz o ahlak anlayışı yok mu? Ya o her ahlak şeyden evvel bir defa ahlak anlayışı. Ahlak sınırlarını aşan bir konu. Edep yok. Yani bir insanın ahlak duygusu, edep duygusu olacak. Şöyle yani burada yani böyle bir insana insan demek biraz zor yani. Eşime bir de baba diyerek sesleniyordu. Senin eşin kaç yaşında? 38 yaşında. Bu gelin kaç yaşında? 25.
Peki senin şüphelenmiş miydin aralarında bir şey olduğunu? Hayır, hiç şüphelendim. Çünkü nasıl o kadar güzel bir senaryo çizmişler ki biri baba diyordu, biri efendim kızın diyordu. Ne diyeceksin? Nasıl şüpheleneceksin ki? Ya senin eşine baba diye hitap ediyordu. Evet. O da efendim kızım diyordu, kaçtılar. Evet, evet. Baba yani, dediği biriyle kaçtı. Yani burada tek şey ahlakla ilgili bir mesele var. Peki sen şimdi ne yapıyorsun Semra? Ben şu an Kocaeli Dilovası'nda 5 çocuğumla yaşamaya çalışıyorum. Nasıl çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Çalışmıyorum, yaşamaya çalışıyorum 5 çocuğumla. Belediyenin bana tuttuğu bir ev, muhtarımız sağ olsun Alaaddin Bey yardımcı oldu. 5 aylık kiramı çıkardılar. Belediye şu an 5 aylık kiramı ödüyor. Çocukların kırtasiye malzemeleri karşıladılar. Şu an 4 tane öğrencim var. Kaç yaşında çocukların? Çocuğun en büyüğü şu an 14 yaşında. Sonra? 13, 8, 6, 4. Hepsi sana kaldı. Evet. Şimdi aslında Semra'nın derdi... Semra sen yani istiyor musun kocan geri dönerse kabul Hayır, edecek misin? Hayır, istemiyorum onu. Benim tek derdim buraya çıkma amacım... bana resmen meydan okuyor. Beni ölümle tehdit ediyor. En son 4 Aralık'ta amcasının oğluyla görüşmüş. Eğer boşanmayı istiyorsa çocuklarımın velayetini versin. Ben ona güvenip de çocuklarımı teslim edemem. Çocuklarımı üvey annenin altına veremem. Ne yapacak bu çocukları? Götürüp mevsimlik işçi olarak çalıştıracak. Çocukların hayatını bitirecek. Ha. Yapacağı Tabii. bu. Yani herhalde bayılmıyorsun yani çocuklara. Çocuk, onun derdi çocuklar değil. Tabii onun canım. Derdi çocukları çalıştırıp onların emeğini yemek. Ha yani sen boşanmak istiyorsun. Evet. O da diyor ki çocukları bana ver. Evet. Boşanalım diyor. Evet. Yani başka türlü boşanmaya yanaşmıyor. Yok, yanaşmıyor. Şu an Türkiye'nin hiçbir yerinde belirli adresi yok. Hiçbir tamamen yere kayıtlı değil. Tamamen ters görüntülü bir durum yani. Yok ama diyor. Evet. Ama ben böyle tarladan aldım çocukları ya. Gidip bizzat bir tanesi işte 10 yaşındaydı. Bir tanesi 16-17 yaşındaydı kızları. Evet. Urfalı bir. Hani hep anlatırım ya, Urfa'ya gittiğimde çocuk geldi. Müge abla beni tanıdın mı deyip elimi öptü. Annesi onu liseye yazdırmış. Annesi çiçekçilik yapıyor, hayatını kurmuş. Canım benim, buradan da yine selam gönderiyorum tabii. Evet. Yani bizzat tarladan aldım. Çocukların elleri, yani ben bir elin bu kadar o yaştaki bir çocuk için, yani 11-12 yaşındaki bir erkek çocuğunun elinin bu kadar nasırlı şey olacağını hani bana söyleseler tahmin edemezdim yani. O çocuk kaç seneden beri orada tarlada çalışıyorsa tabii ki tarlada çalışılır. Tarlada çalışılmak, paranı kazanıyorsun ama... 12-13 yaşındaki çocuğun işi midir tarlada çalışma? 12 yaşında falan da en fazla yani. Onun işi midir tarlada çalışma? Onun o çocuk okula gidip o çocuk meslek sahibi olacak. Onun elleri daha yumuşacık. Öteki kız da öyle 16-17 yaşındaydı. Perişanlardı yani. Anneleri hayatını toparladı. Bir de seni tehdit ediyor. Evet. Ne yapacakmış? Kafamı tuğlayla koparıp sokağa atacakmış. Çocukları alıp gidecekmiş. Kafanı tuğlayla mı koparacak? Evet. Bıçakla değil de tuğlayla. Ne? Ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani zarar verme tehditinde. Bir şey söyleyeyim mi Yalnız? Ben bu tehditleri çok önemsiyorum. Hı. Bunu tehdit deyip geçmemek lazım. Sen başvurdun mu savcılığa? Yok, zaten onunla şu an darp raporum var. Benim onunla süren bir mahkemem var. Kasten adam yaralama. Beni ıssız bir yere götürdü. Tornavidalamaya çalıştı. Darp raporum var benim. 2018'den beri mahkememi sürüyor. Tornavidalamak ne demek? Evet. Yani kendi aracından tornavida alarak bana işkence yaptı. Ondan yani bıçak gibi tornavidayı kullandı. Batırmaya çalıştım. Evet, şu kollarımı falan hepsini tornavidayla çizdi. Batırdı bayağı. Beni resmen öldürmeye kalktı o. Ondan sonra ben kaçıp 4 çocuğumla kadın sığınma evine gittim. Göcük'te kadın sığınma evine sığındım. Allah 21 gün orada kaldım. Allah ya. Vallahi. 13 yaşındaki oğlum onda kaldığı için tekrar oğlum için dönüş yaptım. Olmadı. Kocaeli Dilovası'na taşındık. Adana'ya gittik. Göçmen işçi olarak çalıştık. Kendisi çalışmadı. Ben de 2 çocuğum çalıştık. Çocuklarımın okulda olması gerekirken tarlada, sera işinde çalıştılar. Kış yaz demeden biz çalıştık, o yedi. En sonunda kendi öz kızı benim adıma kayıtlı olan 17 yaşında. O parayı alıp kadınla kaçtılar. Ha, senden önce onun bir evliliği daha vardı. Evet, resmi nikahı. O kızı başlık parasıyla verdi. Evet. O parayla mı? Kadın alıp kaçtı. Gelin alıp kaçtı. Evet. Aa, para da hazır diye. Para hazır diye, paraya güvenerek. Yani bunlar kendi bizim... evladını verdi. Evet, kendi öz kızını. Kendi öz kızını veriyor, gidiyor kardeşinin karısını alıyor o parayla. Evet. Kaçırıyor. Bu sizin o zaman bütün evinizi, adresinizi, her şeyinizi biliyor. Evet, biliyor. Ama çok tehlikeli ya. Bu tabii sadece ahlaksız değil, vicdansız ve gerçekten
ciddi bir suç potansiyeli olan bir kişiden bahsediyoruz. Sen de diyorsun ki gelsin çıksın ortaya, anlaşmalı, evet. Hemen boşanalım. Çocukların velayetini bana versin. Yani sonuçta bu çocuklar benim tek değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten devlet sana verir çocukların velayetini de. Ben burada önemsediğim adamın size bir şey yapmaması. Sen bununla ilgili gidip koruma istedin mi? Hayır, şimdilik istemedim. Koruma istemen gerekiyor ama. Değil mi Müge Hanım? Bence kesinlikle yani. Ben bu tehditleri çok önemsiyorum. Koruma mutlaka istemeniz gerekiyor. Çünkü evet. Eğer şimdi adamın tebligat adresi yoksa... Yok. Uzuyor zaten, boşanma davaları çok uzun sürüyor. Şimdi boşanma şeyi yoksa, yok gazetede yayınlanacak, şu kadar zaman geçecek, şu olacak, bu olacak. Bayağı uzayacak boşanma evet, dava. Evet, işte ben buraya çıkmadan iki gün önce beni adliyeden aradılar. Gazete ilan vermem gerektiğini söylediler. Masrafın benim karşılamam gerektiğini söylediler. Benim de öyle bir gücüm yok. Karşılayamam. Zaten baro bana avukatı vermiş. Yapamam. Ben çaresiz bir insanım. Ancak beş çocuğun karnını doyurmaya çalışıyorum. Bu gazetede sınırlama var mı? Ne, hani nereye veriliyor? Hani kaç tirajlı falan kaldı mı onlar? Nasıl? Daha var mı? Hani tiraj, gazeteye ilanla boşuyorsun ya. Evet. O gazete ilanına mahkeme karar verecek. Açılan boşanma davası sonucunda. Hayır hayır, sen ilan ver demişler ya Rahmi Beyciğim. Param yok, veremedim gazeteye ilan ha, diyor. Daha evvel yani... ilan kurumu... Yani muhtarlıktan bir belge alıyordu, adli yardım fonundan yapılsın diye. Ama şimdi o yine devam ediyor mu etmiyor mu o konuda kesin. Onu sormuyorum ama neyse. Eğer şey var mı acaba, tıraş kaygısı var mı? Rica ederiz, biz sana şey yaparız iki tane gazeteden. Benim sevgili okul arkadaşım var, Recep İncecik, onun da İttifak gazetesi var mesela. O da bize yardımcı olur. Yerel gazeteye olmuyor bildiğim kadarıyla. O da yerel diyeceğim, o da yerel. Ama onun dışında bir tiraj şeyi yok sanıyorum. Ama yerel olmayacak, yerel gazete olmayacak. Sonra peki bu ilanı verirsen hemen boşanabilecek miymişsin? Bilmiyorum, onun gelmesi gerekiyor. Yok, o gelmediği için gazeteye ilan veriyorsun. Evet. Sen onu gazete ilanıyla boşayacaksın. Evet. Senin kocanın adı neydi? Bekir miydi? Evet. Nerede o Bekir Bey, bizi izliyor mu? Sen Bekir Bey bir bağlansana. Sen ne istiyorsun kardeşim yani? Allah'tan cezanı mı istiyorsun daha yani? Kadını zaten bırakmışsın beş çocuğunun ortada. Gitmişsin kardeşinin karısını da kaçırmışsın. Daha yani, ne yani, daha ne yapacaklar sana? Yani niye sen belanı mı arıyorsun yani? Saçma sapan hareketler yapıyorsunuz ya koca koca adamlar. Ya sizin yaptığınızı da ana sınıfındaki çocuklar yapmaz, ergenler yapmaz yani. Vallahi ergen falan diyoruz ya, biz ergenlere hakaret ediyoruz, haksızlık ediyoruz yani. Ergenlerin arasında böyle terbiyesizlik yok. Bu çocuğun annesi babası yok mu senin kocanın? Var. Onlar ne diyorlar? Onlar hiçbir şey demiyorlar. Onlar da bitmişler, ne diyecekler ki? Ama kaynın sahip çıkıyor hiç olmazsa. Keder. Evet, Arap soruyor. Keder arıyormuş kızınız. Evet. Ay niye çocuğun adını Keder koydun? Ay koymayın çocuklarınızın adını böyle hüzünlü hüzünlü şeyler. Onun ismini ben koymadım. Herhalde annesi koymuş. Ben gittiğimde bir yaşındaydı. Şu an 17 yaşında, ben yetiştirdim onu. Evlenen bu mu? Evet. 17 yaşında mı verdiniz evet. Kızı? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Kedercim canım benim. Günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın, iyi günler, kolay gelsin. Sağ ol canım, sen ne zaman evlendin? Ben 7 ay oluyor abla. Ah canım benim. Allah mutlu etsin. Allah razı olsun. Ne kadar bağışlık parası aldı baban senin için? Biz eşimle, şu anki eşimle yani severek evlendiğimiz için bağışlık parası almadık bundan. Şimdi şöyle bir şey var. Bundan hani önceki ormam para almıştı. Ha, o başka biri mi? Şey, benim efendim... Sen anlat, ben anlamamışım demek ki. Evet, ben anlatayım. Benim sevdiğim vardı. Evet. Ondan sonra çocuk geldi, beni istedi. Babam da apar topar. Amacı başka bir şeymiş. Ondan sonra o parayı aldıktan sonra işte amcam olacak Ersin gibi. Onun karısını alıp da kaçtı. Parayı da alıp toz oldu yani. Kaç lira almış senin için? 20 bin lira mıydı? 20 bin lira mıydı? Öyle bir şey. 20 bin ya. O hiç tanımadığım biriydi sana, seni verdiği. Hiç tanımadığım, hiç rüyamda bile görmediğim bir insandı. Kaç yaşında? 26 mı, 27 mi, 25 mi? Öyle bir şeydi.
Bunun adı gerçekten satmak ama. Evet. Yani hep... söylemişim istemiyorum diye. Onunla biraz şiddeti olmuştu bana. Hani olmaz, ben seni vermem lazım, yok lazım, yok şöyle, yok böyle. Bir de zaten... Baban mı dövdü seni gideceksin diye? Evet, beni arabanın arkasına bağlayıp sürükledi. Arabanın arkasına bağlayıp sürükledi. Evet, eğer istemezsen ben seni öldürürüm dedi. Ben de annem zaten elinden hiçbir şey gelmiyordu. O kadar hani söyledi, etti ama hiç kadını dinlemedi. Zaten benim annemin bugüne kadar hiçbir zaman söz hakkı olmadı ki. Hep babam kararları verdi. Hep o kendi hayatını yönetti. Annemin hayatını hep oyuncak etti elinde. Semra için söylüyorsun bunları değil mi? Evet. Ya sana da anne diyor yani. Evet. Ay ne güzel. Tabii ki de o benim annem. İşte şimdi şöyle bir şey var. Annelik doğrulukla olmuyor. Emekle oluyor. Gitmişle oluyor. Aferin sana Kedercim ya. Evet. Aferin sana. Kutluyorum seni. Sonra sen nasıl kaçtın o adamla? Eşim sağ olsun. Bir numarasını buldum. Numarasını buldum. Ondan sonra aradım. Beni kurtar dedim. O da zaten beni seviyordu. Öyle böyle onların parasını verdi. Ondan sonra beni annemden istedi. Annem de dedi ki benim kızım gider dedi. Ben karışmam dedi. Karşı tarafın parasını verdi benim eşim. Ondan ay 20 bin lirayı da verdi yani. Evet. Verdi de benim için verdi. Yoksa çocuk beni bırakmıyordu. Tam satmak. Bu tamam satış tamam. Başka bir şey değil yani. Tamam yani kız doğru söylüyor. Bilmem babam beni sattı diye doğru söylüyor yani. Yani kölelikte bile bu yoktu bu sonra el değiştirme da, işi. Aynen öyle ya. Evet. Sonrasında da tuttu o 20 bin lirayla senin baban da aldı gitti kardeşinin karısını aldı kaçtı. Evet aynen öyle. Şimdi de çocukların velayetini istiyor. Şimdi de çocukların velayetini istiyor. Ben kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyorum. Eğer bizim devletimiz bizim hani devlet diyoruz ya biz. Bizim devletimiz o çocukların velayetini o adama... Vermezler ki zaten. Kesinlikle. Ne yapacak? Çocukları çalıştıracak. Hayatı sönecek. Hadi benim hayatım mahvoldu. Benim gençliğim bitti. Beni okuldan çıkarttı. Beni okutmadı. Peki o çocukların hayatı? Ben buna nasıl gözüm yuyayım? Çok haklısın. Sen kaça kadar okudun? Ben 2'ye geçtim bıraktım. İlkokul. İlkokul 2'de mi bıraktın? Evet babam çıkarttı. Eyvah eyvah. Siz nerelerde yaşadınız hayatım ya? Sene 2019 yani bu kız daha 17 yaşında. Nerelerde yaşadınız? O zaman Mardin Kızıltepe'deydik. Köylerinde sulama işi yapıyorduk. Gelip demediler mi bu çocuğu niye okula göndermiyorsunuz diye? Demişlerdi. Okutmak istemedi. Okutmak istemedi. Okutmak istemedi. Zaten kızın kimliği yoktu. Kimliği biz 2012'de çıkardık. Biz kimliği de yoktu. Yok kimliği sizin de yoktu. Sizin resmi nikahınız yok mu? 2012'de yaptık. Sen bir de resmi nikahsızdın. Evet. Niye? Öteki karısıyla mı evliydi? Evet. Kederin özannesiyle evliydi. Resmi nikah olduğu takdirde kızın kimliği yoktu. Sen niye o zaman nikah yapmayan adama gittin? Sonra diyorsunuz ki kızdı, kızıyorum. Haklısın. Niye nikah yapamayacağın adama gidiyorsun? Her seferinde bir bahane buldu. Hayatım o bahane başta olur. Ben seninle beraber olmam diyeceksin. Yani sonuçta nasıl kadınların beraberlikte, evlilikte ne bileyim bir vazifesi varsa karşınızdaki erkeğin de var. Sen kardeşim ne zaman boşanırsan gelirsen bana resmi nikah, önce gideceksiniz resmi nikahı yapacaksınız. Sonra çok açık söyleyeyim sonra adamla aynı eve gireceksiniz. Önce eve girdikten sonra adamdan nikah istenmez. Önce nikah alınır sonra eve girilir. Hala resmi nikahınız yok mu? Yok resmi nikahımız var. Yeni yapmışlar. 2012'de yaptık. Kayınbiraderin de telefonu attığımızda karısı kaçan. Orhan değil mi? Yok Orhan. Bu başka onun mı? Onun bir küçüğü evet. Bu da başka bir kardeş. Orhan Bey günaydın efendim. Günaydın ablacığım. Ay vallahi size de Allah yardımcınız olsun. Sağ olun Allah razı olsun ablacığım. Ben Bekir'in kardeşiyim. Evet. Kaçırılan kadın da benim küçük kardeşimin karısı. Alo. Dinliyorum efendim sizi. Evet. Evet yani bu Bekir'in bize yaptığı yani haddi hesabı yok.
Efendime söyleyeyim, babam onun yüzünden evlerini sattı, evde hırsızlık yapıyordu, kardeşin karısını kaçırdı, milletin namusuna bakıyordu. Yani bize yaptığı kitaba artıstırmıyor. Allah yardımcınız olsun. Çoluk çocuğunu perişan etti, rezil etti, kızını perişan etti. Yani yapmadığını bırakmadı bize. Yani onu, hem kızının hem eşinin söyledikleri doğru. Siz de kayınbirader olarak abi, yani bu kişinin kardeşi olarak doğruluyorsunuz. Ben onun öz kardeşiyim ben. Öz kardeşiyim. Ne zor değil mi bir kardeş için evet. Böyle konuşmak yani? Hepimiz psikolojik, hepimiz çekmiş durumdayız şu an. Peki o karısı yani, kaçırılan kardeşiniz ne durumda? Çoluk, çocuk, onlar da perişan. Onun da iki çocuğu var şu an. Babamda kalıyor kendisi de. Psikolojik kendini kaybetmiş. Durum zaten iyi değil. Peki kardeşiniz ya Semra'ya bir şey yaparsa o potansiyelde biri mi? Vallahi zaten bir ara gelmişti duyduğuma göre Semra'nın boğazına bıçak dayanmıştı. Onu zorla götürecekti tehditle öyle işte. Semra da bence gitmemişti. Ben uzakta olduğum için ben şu an Mardin'deyim. Efendime söyleyeyim. Yani Bekir'in yaptığı hakikaten yani psikolojikmen bizim aileyi çökertti. Çok haklısınız beyefendi. Yani sonuçta evet. Aileden böyle birinin çıkması herkesi bağlamaz yani. Arada da bir ayrı kod çıkıyor işte. Bağlamaz evet. Ama herkese de çökertir. Hem aile, hem çocuklarına, hem eşine, hem kızına bir sahip çıksak. O bir kadına ailesini, çoluk çocuğun hepsini attı. Biz onlara yardımcı olduk. Yani Bekir'in yaptığı hakikaten bir yani insan, bir Müslüman bu hareketleri yapmaz. Yani onun bize yaptıkları hakikaten bizi öldürdü, bitirdi. Hem çevrede hem psikolojikmen bizi çekertti. Artık ne yapacağımızı erkek bilmiyorum. Erkek kardeşiniz de o zaman boşanmak istiyor herhalde karısından. Evet. Vallahi ben olsam ben de boşanırım. Yani o adam erkek değil ki. Adam olsaydı onun başına bunları getirmezdi. 6-7 çocuğu var. Acaba bunlar bir şey söyleyeceğim. Acaba bunlar boşanmak istiyorlar da şimdi sizden mi korkuyorlar bir şey yaparsınız falan diye? Ondan mı ortaya çıkmıyorlar? Vallahi Müge abla şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bizden korksaydı zaten o bunu yapmazdı. Bizden korkmuyor. O da doğru. Hayır zaten şöyle ama bir şey var. Herkes geliyor her şeyden korkuyor. Her altı işliyor sonra ben ondan korkuyorum, ben bundan korkuyorum diyor. Orada da sizin katılıyorum yani. Ben bunu açık açık söylüyorum. Bak programda canlı yayında söylüyorum. Ben Bekir'i nerede görürsem ben onu affetmeyeceğim. Tamam sen abi olarak affetme onu. Orası ayrı daha fazlasını zaten. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hayatım kimse için başını belaya sokmasın. Salın ipini gitsin. Yani bu bir halk tabiridir. Teşbihde hata almaz, sal ipini gitsin. Çünkü aslında şimdi sal ipini lafını ben sonradan anladım. Tabii bizim birçok lafımız köpeklerle yaşadığımız için köpekler üzerine kurulu. Şimdi yani bir köpeğe böyle bir şey söylenmesi bile köpeğe hakaret. Yani gerçekten yani. Bir de şöyle bu köpeğe düşünün, hakaret bir kardeş, ama yani salın ipini gitsin ne yapacaksınız ki yani? Bir kardeş ona zarar vereceğim diye bu sefer kendi hayatını mahvedecek. Onun çocukları bu evet, sefer evet senin çoluğun çocuğun ziyan olacak. Hiç günah, gerek yok yani. Zincirlenmesine kaza evet. Gibi bir peki, şey. Peki o zaman eşine seslen. Ortaya çıkmasını istiyorum. İnsan gibi boşanalım. Çocuklarımın velayetini bana versin, çeksin gitsin. Başka hiçbir beklentim yok ondan. Çocuklarımın velayetini bana versin demene hiç gerek yok. Türkiye'deki her hakim çocuklarının velayetini sana verir zaten. O konuda senin hiçbir endişen olmasın. Beni çocuklarla tehdit ediyor sadece. Hayatım alamaz. Alamaz yani. Ben de devletten bunu bekliyorum. Mümkün devlet vermez senin çocuklarına. Zaten kendisi alkol kullanan biri. Şiddeti var. Çocuklarla görüşseniz bak o seni korkutuyor ya ben şunu alırım bunu alırım falan diye. Evet. Ben de sana söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti, kanunu, yasası neyse artık ne hiçbir şey senden almaz çocuklarını. Çocukların senin üzerine mi kayıtlı? Evet. Tamam çocukların aslında hani başka ilk karısının falan üzerine kayıtlıysa başka bir dava da. Hayır benim üzerime senin kayıtlı. Üzerine kayıtlı hiçbir çocuğu alıp da kendi kardeşinin karısını kaçıran adama çocukları vermez. Bu olay olmasaydı da vermezdi. Evet. Sen annesin, çocuklarının başında duracaksın. Şimdi önemli olan onun gidip mahkemeye başvurup bir davaya katılıp, duruşmaya katılıp ben de boşanmak istiyorum demesi. Evet. Neydi bunu kaçırdığı kadının adı? Reyhan Hasan. Reyhan sen de eminim bizi izliyorsundur.
O zaman sen de babam deyip de kaçtığın adama söyle, eğer seni çok seviyorsa ve istiyorsa gitsin o zaman, boşansın karısından, gitsin senle evlensin. Sen de git kocandan boşan. O karısından eğer boşanmıyorsa demek ki seninle de 3-5 gezip seni de bırakacak. O zaman git adama söyle, gitsin duruşmaya, desin ki ben boşanmak istiyorum. Yani o da sen de kaçmışsın yani işte şimdi. Yani bütün aileyi perişan hale getirmiş. Ne yapacaksın? Bir de hamile de kalmışsındır. Ne zaman kaçtı şimdi buna? 6. ayın 19'undan bu yana. Ha tamam, hamile de kalmışsındır. Şimdi bir tane çocuk getir dünyaya. O onun babası kim? O onun babası. Bu bunun nüfusu. Bu bilmem nesi. Abicim bu soy işleri çözmekten de mahkemede yer kaldı. Kendi zevki için bütün aile perişan vaziyette. Yalnız... Bak, diğer abi diyor, diğer kardeş diyor ki ben onu affetmem. Kardeşim böyle bir tinetteki insan için sakın elini başını belaya sokma. Sakın. Sakın. Kendini çoluk çocuğunu düşün. Allah belasını. Gördüğün yerde yüzüne tükür. Eğer onda biraz ağır damarı varsa o ona yeter. Ama yoksa ne yapacaksın? Kendi başını belaya sokma oğlum. Yazık edersin. O zaman sana da şimdi bugün savcılığa başvuralım. Evet. Koruma tedbiri. Koruma tedbiri alınsın sana da. Ben korktum açıkçası. Ben bu tehditleri çok önemsiyorum. Bu adamlar böyle sadece tehditle kalmıyorlar. Geliyorlar ondan sonra yani. Vallahi Ceren kızımızın başına gelenlerden sonra her tedbir şart. Ordu'nun göbeğinde, evinin bilmem nesinde öldürülen kadın, genç kızdan sonra her tedbir şart. Ceren'in başına gelen hocam, de biraz bu ilk kötü mi? Yazı. Yani, kötü yazı. Yani şey söyleyeceğim. Bu ilk mi? Bizim ilk Kars'ta öldürülen çocuğumuz. Hani davulcu falan içeride, adını söyleyin. Seda Nur. Evet, Seda Nur'u evet, öldüren kim? Yine cezaevi kaçkını değil mi? Evet. Yine cezaevi firarisi. Tabii haklısınız. Yani ben artık belki medya bazı olayları alıyor, gündeme getiriyor ama biz sürekli görüyoruz. Daha ben bir de şunu hiç anlayamıyorum. Vardı. Daha önce minibüsteki bir Özgecan vardı. O da öyleydi. Evet. Evet. O da... Yani en yeni örnektir diye söylüyor. Evet, yani evet. Bunu bir de hani diğer öldürülenler aralarında bir sevgi bağından falan bahsedilerek yapılan. Bunda hiç yok. Bununki yok kardeşim. Bu yolda yürüyen Ceren Hanım onun tamamen alın yazısı mı diyelim, kader mi diyelim. Yani o adam o anda Ceren'i görmese de Ahmet'i görse belki erkek olsa gidecek. Fatma'yı görse Fatma'yı vuracak. Hocam, bakın size bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim. Ben bunun kader olduğuna inanmıyorum. Neden? Şimdi bir adamı alıyorsun. Tamam mı? Bak bunu söylüyorum. Ben açık açık ben bunu her gün söylüyorum. Her gün de söylemeye devam ediyorum. Bir adamı alıyorsun. Cezaevine atıyorsun kardeşim. Şimdi bu adamın burada cezaevinde olması lazım değil mi? Sonra kapalı cezaevinden bu adamı alıyorsun. Açık cezaevine koyuyorsun. Ve bu adam açık cezaevinden kaçıyor. Sonra o beğenmediğimiz çalışmıyor bilmem ne falan denilen polis teşkilatı var ya. Ben demiyorum yani diyenlere söylüyorum. Sonra bu adamı dışarıdayken yakalıyor ve tekrar cezaevine atılıyor. Şimdi bu açık cezaevinden kaçmış adamı ne yapmak gerekir? Demek ki kapalı cezaevine atmak gerekir. Bu adam kaçıyor demek lazım, evet, değil mi? Bunun bir suçu yok mudur? Hayır kardeşim, bu adam tekrar açık cezaevine konuluyor ve bir daha kaçıyor. Ondan tekrar... sonra da gidiyor gariban bir kızı gidip küçücük çocuğu, kız falan da demiyorum, küçücük çocuğu evinin kapısının önünde öldürüyor. Neresi kader bunun? Kaderi... Kader bu mu? Bir dakika kardeşim, yanlış anladım. Bunun adı... Hayır, kader Ceren yönünden kader. Sizin için söylemiyorum. Ceren yönünden, bu adam yani, yönünden değil. Yani şimdi bu adamı... Bu adam yönünden kader denir mi? Zaten kaçacağı belli adamı. Gayet tabii. Sen yani düşün, senin ya bırakın ya her şeyi bırakın. Evinizdeki köpek kapı açılınca kaçıyor diyelim. Ne yaparsın abi? Bağlarsın. Tamam, sen tekrar kapıyı açık bırakırsan o da kaçar. Yani burada... Sen şimdi ya size bir şey söylemiyorum Ram Beyciğim. Burada zaten kapalı cezaevinden, açık cezaevinden kaçan, açık cezaevine geçip kaçan adamı tekrar kaçabileceği bir ortama koyanlar kimler? Şu anda zaten bakanlık da bu konuyu örnek kabul ederek zaten özel çalışmalara başlamış. Ya Seda Nur'u da örnek kabul etseydi. Ama maalesef giden Seda gidiyor. Seda Nur'u öldüreli 2 yıl yani oldu. Yani benim demin tekrar altını çizerek belirteyim. Benim kader dediğim Ceren tamam, yönünden. Size bir şey söylemiyorum. Ceren yönünden kötü kader. Tabii ki bu adam için kader denmez. Bu yani, adam Allah belasını verecek zaten. Ona? Seda ama Ceren'in da... zavallı hiç günah yokken yolda yürüyor. Yani otobüsten Seda Nur'da neydi onun? Bir dakika sonra inse... Veya o Ertan sokaktan mıydı? Bir dakika sonra Ertan geçse mıydı? Bu kötü kaderle karşılaşmayacak. Şimdi Ertan, yani tamam, kaderi kötü. Şimdi Ertan
Yani neyse mevzumuz kader değil de. Ertan da Seda Nur'un katili. Kaçıyor kardeşim. Daha doğrusu izne çıkıyor yine açık cezaevinden. Daha evvel de birini öldürmüş müydü? Ne olmuştu? Neydi? Bir şeydi. Yaralamadan girmişti. Kız kaçırmaktan. Küçük yaşta çocuğu bilmem ne yapmaktan falan. Sen şimdi bunu alıyorsun. İzne gönderiyorsun. Bu adam geriye dönmüyor. Kardeşim adamların evi burası. Jandarma da şurası. Jandarma ile evlerinin bahçesi bitişik. Adam cezaevinden firar etmiş. Nereye bakacaksın? Köyünde evinde adam firar edip de Rusya'ya kaçmamış ki. Tekrar kendi köyüne dönmüş. Bir zahmet de bu jandarmanın yanına dönen adama da birisi haber versin jandarmaya da. Jandarma alsın tekrar cezaevine atsın. Bir zahmet yani. Sonra da Ceren de ölür, Seda Nur da ölür, sen de ölürsün, evet. Ben de biz hepimiz gideriz. Hepimiz gideriz. İşte o yani da. Bunun şeyi yok ki Allah ailesine sabırlar versin. Anam bu adamı da çünkü hiç görmek bile istemiyorum yani. Çünkü kaçabildikçe de cesaretleniyorlar. Hani nasıl? Farklı bir cesaret yani gider gösteriyorlar. Hani ne bileyim şey vardır. Edmond Dantes falan. Monte Cristo adasında. Evet. Giderdi adam işte kazıyor tünelleri falan. Bütün yaşamını değiştiriyor işte oradan ondan kaçıyor. Sonra. Hayır işte kazıyor tüneller yıllarca o tünellerden kaçıyor da gidiyor da hazine buluyor da hazineden kendi kimliğini değiştiriyor falan filan. Şimdi böyle bir kaçış yok ki buralarda kardeş. O zaten bir sonuçta bir öykü hikaye yani buradaki... Bir burada şekilde cesaretlenmesine yol açacak hayatım. Bir kapı açılmış oldu. Bir de şunu da söyleyeyim. Yani orada açık cezaevinden gerek yok. Adam zaten izinli çıkıyor dışarıya. Ay tabii nasıl olsa çıkıyorum tünel de falan diyor. Kazmıyor. Hayır nasıl gayri olsa çıkıyorum kaçış da diyor. Yok yani. Tabii. Kendisine verilmiş bir hakkı kullanıyor dışarı i̇şte çıkar bu hakkı vermemeliyiz. Bu hakkı ya, verdiğimiz andan itibaren şey hocam, şu da zaten çok kötü. Özgür hissediyor kendini. Şu da çok kötü. Gerçekten cezaevine giren ve bu verilen bu hakkı doğru kullanan gidip ailesinin çoluğunu çocuğunu görüp tıpış tıpış tekrar cezasını çekmek için kesinlikle cezaevine girenler haklısınız. De var. Kesinlikle onlara da günah. Haklısınız. Şimdi bu olaylar, bu kötü örnekler gerçekten bu hakkı doğru kullananlar için de çok kötü evet. Bir şey hale bürünüyor. Yani, onların da hakkı ellerinden alınma riski ortaya evet, çıkıyor. Evet yani onlar için de çok kötü. Kardeşim ben cezaevindeyim ben gerçekten gidiyorum geliyorum bayramda annemin elini öpüp ama öteki... Sonra yarın bir gün o da çıkamayacak o da yani. Ama böyle olmaz ki sen firar eden adamı niye tekrar dışarı çıkartıyorsun kardeşim? Olmaz yani. Ha bununla ilgili de birisi sorumluluğu alacak. Diyecek ki bunu ben yaptım. Kim sorumlu? O yönetmelikleri hazırlayanlar sorumlu en azından bu konuda. Yönetmelikleri hazırlayıp daha sonra o tekrar kaçtığı halde tekrar onu bırakan da sorumlu. Asıl sorumlu olan o. Demek ki bu adamın kaçma potansiyeli var. Evinizde köpeğiniz olsa bırakmazsınız ya kapıyı açık. Yok. Ben zaten o Ceren'e gerçekten çok üzüldüm. Anmak da istemedim. Şimdi lafı geçti diye. Anmak dahi istemedim. O annesine Allah sabırlar Allah versin ailesine. Allah sabır versin. Bu kadar güzel Ceren'e de rahmet eylesin. Ondan sonra yok işte etek giymişti de yok gece dışarıdaydı da yok alkol almıştı da yok ondan da yok bundan da diyenlere de işte kapak olsun bu. Ne işte ne? Böyle yapa yapa söyleye söyleye ede ede iyice bu kadına karşı şiddeti, cinayeti bilmem neyi körüklediniz. Yani çok küçücük kız. Bale öğretmeni. Yazık günah değil mi şimdi buna? Bir daha geriye dönebilir ya. Mi yani? 20 yaşında. Allah yardım etsin kalanlara. Kim bıraktıysa? Yazık genç yaşta bu kızcağızın da ne emelleri vardı, ne hayalleri vardı. Biraz evvel hayalden bahsettiniz. Kim bilir bu Ceren de ne hayaller içerisinde görevinden dönüyordu o anda. Onun annesinin neler hayalleri ne oldu şimdi? Bu kaç kişi ölmüş oldu? Bir de bir aile ne oldu? Bitti. Şimdi bu Ceren yüzünden işte birçok kişi de çocuğunu gerçekten gitmesi gereken yerlere göndermek istemiyor. Çocuklar aileleriyle tartışıyor. Şu oluyor, bu oluyor falan filan. Yani bu da bunun toplumda yarattığı etkiyi de düşünün. Buralar evet. içinde yatsın. Ama yok kardeşim birisi de çıksın. Kim buna izin verdiyse çıkmadı işte televizyona. Ben verdim izni, çok üzgünüm, istifa ediyorum diyen olmadı. Niye? Girelim reklam.
Fatma beni dinleyeceksin. Ne olursun dön gel. Kızım Fatma Bozkurt 18 yaşını doldurunca yanıma geldi. Bana dedi ki ne, burada yaşanır mı? Burada yaşanır mı? Ben 9 yıldır o beğenmediği inşaatta durdum. Benim kızım benim kaldığım yeri beğenmiyor, beni beğenmiyor. Elime 3 kuruş etse aman çocuklarım diyeyim, aman çocuklarım, aman çocuklarım. Büyüdüm ne zorluklardan da beni beğenmiyor annem. Gaziantep'te yaşadıkları evlerini beğenmediği için terk edip kayıplara karışan 19 yaşındaki Fatma Bozkurt'u aramak için gelmişti annesi Zeynep Ergül. Fatma neredeysen çık gel kızım. Ben sizi açlıktan, susuzluktan, yokluktan büyüttüm. Burada koşa yemelemem sizi. Ben sizi günü yüzü görmeliyim daha. İki evlilikten 5 çocuk dünyaya getiren Zeynep Ergül'ün hayatı ise tam bir dramdı. Zeynep Hanım önce bir akrabasıyla evlenmiş. Ondan bir tane çocuğu olmuş. Sonra başkasıyla yine bana söz hakkı vermediler. Evlen diyor. Ondan da 4 tane çocuğu oluyor. Sonra Zeynep Hanım'ın bu ikinci kocası cezaevine giriyor. Bu kocamın kavga ettiği kişilerle bizim başımız belaya girer diye. Kocamın arkadaşları dediler ki sen oturduğun evi bize sat. Biz de sana şurada bir evimiz var oraya verelim. Adresini kaybedersin. Ama benim elimden evimi aldılar. Bana da diğer verecekleri evi vermediler. Ben de ortada kaldım diyor. Sonrasında fitreler, zekatlar falan toplanmış. Onların da bir tane arsası varmış. Evet. O arsasına bir ev yaptırılmaya başlanmış. Tabii o evin içi de bitmemiş bir türlü inşaatı. Şimdi bu arada da bunlar parasız kalınca 4 tane çocuğunu sosyal hizmetlere vermiş Zeynep Hanım. Bizim aradığımız kız 18 yaşını geçince annesinin yanına gelmiş. Kız da demiş ki ben bu şartlarda yaşayamam ve 4 ay önce evi terk etmiş. 4 aydır haber alınamıyor. Ben 3 sene dış kapım bile yoktu. 3 sene öyle oturdum. Geçen sene yapıldı tamamlar. Daha hala borcu duruyor. Ha yani yardımlar bir yere kadar geldi. Bir yerden sonra yardım bitince aynen kaldı. Aynen. Ortanca kızım bana diyor ana bu ev ne zaman bitecek? Ben bu ev bitmez izine gelmek istemem. Yani ben dayanacak gücüm. Onlar da izne gelmek istemiyorlar. Aynen. O evde kalmak istemiyorlar. Aynen. Burası mutfak olacakmış ama burası da kalmış Müge Hanım. Kaba inşaat halinde halen. Ha, sana yardım etmek için anladığım kadarıyla mesela bulaşık makinesi göndermişler. Çamaşır ama mutfak olmadığı için elektriği falan var mı? Tesisatı çektirdi ama elektriği düğü yok. Su tesisatı çekildi ama şey içinde suyu yok. Sen çalışıyor musun? Yok ben engelli maaşından geçirdim aylık 500 TL hanım. Bir tek katlı bir şey yapılsaymış da iki odalı en azından. Bir de bu kadar büyük bir eve bakabilecek bir kapasitesi de yok. Hiçbir şey yok. Elektriği yok, suyu yok bir şey. Ne yapacaksın yani bununla? Maşallah. Önce bir kızını bulalım. Hocam, sonrasında bana, da hayatım bu evi ayrıca bir konuşacağız. Sen şimdi bak ben sana şöyle söyleyeceğim. Karşılayamazsın yani Müge Gaziantep'te abla, biz daha evvel izleyicilerimizi aldık. Satacaksın bu evi bu haliyle. Geleceksin bir tane yapılı, iki oda bir salon bir yer alacaksın. Geçeceksin oraya elektriğini de ödeyebileceksin, suyunu da ödeyebileceksin. Bunu nasıl karşılayacaksın? Bu villa bildiğin. Müge abla ben bu evi çok zor 2011'de başladım. Bu hayatım bu ev öyle hiç kimsenin bitirebileceği gibi değil yani. Sen hayatını küçült. Normal bir yere geç. Bu ev senin engelli maaşınla yürütülmez zaten. Önce bir kızını bulalım. Sonrasında sosyal hizmetlerle de bağlantıya geçeriz. Madem çocuklar izinlerde gelmek istiyor. Bak şimdi ara tatiller falan var. Çocuklarınla da orada yaşayabileceğin normal bir eve geçersin. Kızım sana da sesleniyor. Bir gel buluşturalım seni. Sonrasında da ev midir nedir bakarız ona da. Zeynep'ciğim kızını buldum. Gözün aydın şu anda da. Ay canım benim. Ağlama ağlama. Ağlama. Dur bakalım onun da. Yapma lütfen. Ağlama. Ay Allah Allah. Ay tutamadım da vallahi. Ama hayatım niye böyle yapıyorsunuz ya? Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Hiç görmedim.
Sadece çocukluğumdan annemin anlattığı kadar hatırlıyorum. 0535-365-52-52. Bunu lütfen efendim telefonunuza kaydedin. Derdiniz, sorununuz, kavuşmak istediğiniz kişilerle ilgili bilgilere yazın. Neden bize başvuruda bulunmuştunuz? Kızı niye arıyorum? Onun için başvurdum. Artık gelsin istiyorum. Beni bırakmasın istiyorum. Ne zaman evlatlık vermiş? 1995 yılında. Belki annem şu an benim olduğum durumdan daha kötü bir durumda. Nerede doğdu? Bursa'da doğdu. Yaşa kadar geldi, hiç anne baba sevgisi almadı. Kimin evlatlık aldığını biliyor musunuz? Alan aile öğretmenlik yapıyormuş. Ailelerini arayanlar ya da evlatlık verilen çocuklarını arayanlar da bu bilgileri WhatsApp ihbar hattımıza yazsınlar. Eşleştirme yapma imkanına ulaşıyoruz. O zaman insanların birbirine kavuşması için de vesile olacak. 0535-365-52-52. Ne resmini gördüm. Ne kokusunu biliyorum. Biz bile geç kaldık. Alıp bağrımı basmak istiyorum. Sesimi duyuyorlarsa durmasalar. Yesinler. Anne kelimesini çok özlüyorum. Anneni bulduk. Hayallerim gerçek oldu. Annenin fotoğrafı. Aşkım. Anne. Zeynep'ciğim iyi misin? Biraz daha. Dur şimdi dil altı hapı da getirecek şimdi ona. Hemen getir. Ha? Gözüm görmüyor şu an hiç. Tamam, heyecanlandım biraz. Tansiyonu da biraz yükselmiş. Şimdi hemen sana ilacını getiriyorlar. Ondan sonra kendini daha iyi hissedeceksin, tamam mı? Oluyor musun böyle çok heyecanlandığında? Dün de öyleydim hocam. Dün de böyle dün oldu. Dün de düştüm. Sabahçı acilde kaldık zaten burada. Tamam. Demek ki, tansiyonu mu yükseliyor? Arada tansiyonu evet, yükseliyor. Evet, hipertansiyon da var. İşte gözüm hiç görmüyor. Sen hap içmiyor musun? İçim de şimdi haplemin hepsi Antep'te kaldı. Niye sen Antep'ten geldin zaten? Niye Antep'te kalsın? Anahtarım bende yok. Canım anahtarı sende olmayıp bizim ekip de oradaydı, verirlerdi şimdi. İlaç içmemenin sebebi bu mu ya? Bize söylesen biz veririz zaten sana ilaç. İlacını düzenli evet, olarak almanı evet, sağlar bizim işte, arkadaşlar. Şekerim de 500'e çıkmış. Doktor dedi felç geçirdin dedi. İlaçlarını kullandın. Sen daha evvel de felç geçirdin evet, galiba değil mi zaten? Evet. Tamam sakin ol. Peki dur şu ilacını da verelim. Zeynep Hanım'ın aslında tek başına kendi şuradan kendine yetebilecek ya durumu da... sıkıntılı normal yaşamda da idare edemeyim, edemeyim. Kendimi idare edemeyim. Edemiyorsun kendini idare, evet. Böyle bu Fatma'nın bu böyle gitmesi beni bitirdi zaten. Ben çocuklarım için ayağımın üstünde durmaya çalışıyorum. Zeynep şunu bir alsa. Dilinin altında tutacaksın onu. Evet. Bilim hocam kullandı. Biliyorsun. Biliyorsun. Ama yine zaten yoktu diyorsun. Şimdi bulduk işte. Şimdi artık Allah sevinmemiz senden, lazım Allah yüzünden. Allah senden razı olsun. Hepimizden razı olsun. Sen de doğru kazanan nur içinde yatsın. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben önce Allah'a sonra sana güvendim geldim buralara tamam, zaten. Canım benim dur bir dinleyelim onu da ister misin? Dur sen bir dakika sus ben bir konuşayım. Fatmacığım. Ben de tutamadım ya. Tutamadım yani kadınca. Ben ne bileyim tahmin edemedim. Fatmacığım günaydın. Günaydın. Anne şimdi senin telefonda olduğunu duyunca bir baygınlık geçirdi. Ona bir şey söylemek ister misin? Yok hiçbir şey söylemek istemiyorum. Kendi yaptıklarını sadece tüm Türkiye'ye kendi gösteriyor. Fatma buraya gel. Ben sen ne yaptım, ne terbiyesizlik yaptım, sen ayağın altını öpeceğim, af dileyeceğim senden. Ne terbiyesizlik yaptım, dilendim sizin için, dilendim, herkese açtım. Herkese açtım, ana beş, on ver veririm, beş ver veririm. Fatma ben, ondan sonra sen ondan, sen ben kat, beş sene çocuk anasıyım, bir günde 160 milyon aşlanmış insan evladı derdim. Ben Fatma'ya olmadı, ona 160 milyonu verip gidin kafelerde arkaya arkadaşınla yiyeceğim. Yine dedim evladım, yine dedim evladım. Fatmacığım. Tamam.
Efendim. Fatmacığım, anne sana ne yaptı ki şimdi böyle neden diyorsun? Ne yaptığını düşünüyorsun? Tamam, ben anlatayım ama çok ses var, şu an konuşamıyorum. Hani bir sesle anlatayım ben. Annen konuşuyor yavrum, çok ses dediğin annenin sesi işte. Ne evet yavrum? Ondan bahsediyorum. Bir ben anlatayım. Tamam. Ne ben yaptın buraya? Ben çıktım zaten, izine gittiğim dedi. Sürekli beni evden kovuyordun. Ne diye? Dur bir dakika, bir o anlatsın dur. Daha sonra ben evini beğenmediğim için gitmedim. Niçin gittin? Kapıcı dairesi tut dedi. Kadar yok musun dedin. Zeynepciğim bir dakika bir durur musun, bir anlatsın kızım. Bir de sen ağladığın için hiç dediklerini anlaşılmıyor. Sen bir biraz sağlam dur, güzel konuş. Efendim Fatmacığım. Niye beni gittin sürekli kızım? Evden kovuyordu. Ben her defasında gittim eve. Hatta ben annemin izniyle gittim, kadın konuk evinde de kaldım. Beni yine evden kovdu. Daha sonra Temmuz ayında çok abim tarafından şiddete uğradım. Ben abim 3 saat boyunca üzerimde oturdu. Annem sopayla bacaklarıma vurdu. Ay yalan söylüyorsun. Darp raporum var. Hatta ben jandarmayla eşyalarımı almaya eve gittim. Benim annem jandarmaya, bu ev benim evim, bu kız bu eve giremez dedi. Jandarma da Zeynep Hanım arama kararım var. İstersen girerim ben bu eve, kızla evi bile ararım dedi. Tamam gel. Kara jandarma da bağlansın. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye seni istemiyor annen eve? Bilmiyorum ben. Yani bana karşı bir şey var kadın. Beni bilmiyorum ne olduğunu ama bana karşı bir şey var. Hayır yani şunu soruyorum. Şimdi sen durup dururken evde oturuyordun mesela. Toz alıyordun diyelim. Abin üzerine oturup annen de seni dövdü mü? Hayır, onunla alakası yok. Sadece telefonla alakalı. İşte telefonla alakalı bana çok ağır böyle hakaretler etmeye başladı. Ben de telefonu atınca bu sefer daha çok şey oldu. Bana iftiralar attı. Ben söyleyeyim Emir abla. Ben söyleyeyim. Beni dinle. Şimdi ben param yoktu. Gittim bir abiden 50 milyon para aldım. Allah şahidim, peygamber de şahidim. Gittim kendine dakika yükledim. Bak o aldım ekmek parasına, kendine dakika yükledim. Dakikasına da internet geldi. İnternet gelince ben dedim ki Fatma dakikanı yükledim dedim. Tamam dedi. Bir şey demedi. Neyse akşam oldu. Ben zaten yatsı namazını kılar erkeden düşer yatarım. Çünkü bu hastalıklarımdan artı dayanacak dermanım kalmadı. Neyse ben yattım. Bu internete girmiş. Oğlanın da interneti kalmamış. Buna demiş ki Fatma demiş. Abisi demiş, ver de demiş, 2 dakika internetini paylaşayım, geri telefonu sana vereyim demiş. Bu da içinde, abi bakabilirsin, telefon yanımda, şu an eve attı gitti ve o telefonu da Allah sizin andırsın, geçen sene bana verilen fitrelerden aldım. Yardım, Ramazan'daki fitrelerden aldım. Dedim sırf kızım kimseye mahcup olmasın, kimse demesin ki ne kızım şeyler demesin, kötü bir telefon bile. Peşin aldım. Bak fitre parasından aldım. Ondan sonra neyse dakikayı yükledim. Abisi demiş Fatma azıcık ver de demiş gireyim abisi bir şeye bakayım da. O da telefonu vermiş. O da yok hala o küçük damda yatıyor olan. Biz de bununla bu içeride yatıyor, gösterdin yukarıda. Vermedi telefonu. Telefonu önce vermiş. Bu da geri merdivenden arkasına çıkmış. Abisi demiş ki ne? Fatma demiş, niye gel arkamdan gelin abisi? 2 dakika gireceğim, sonra gel telefonunu al demiş. Neyse bu merdivenden oğlanın arkasından yukarı çıkıyor. Biz de telefonu oğlanın elinden zorla almaya çalıştık. Yani neyse telefon kavgasından kavga ettiler. Telefon kavgasına. Ben de dedim ki ne? Buna seslenmedim, dillerim lal olsun. Azıcık ışım var, onu da Rabbim elimden alsın. Yalanım varsa kırdım namazı. Tamam neyse dur neyse o kadar beddua etme. Fatmacığım bak annen diyor ki yani bir telefon kavgası yaptılar diyor. Neyse. Bundan dolayı mı yani sen evden gidiyorsun? Aynen. Telefon kavgası değil. Evet. Ondan sonra. Benim annem bana sürekli aynı şeyleri yapıyor. Bana karşı abimi dolduruyor. Beni evden kovuyor. Her olmasından dokuzu bir tartışma olsun ya da bir konuşma olsun. Arın namusun varsa bir daha bu eve gelmezsin. Müge abla arkadaşlarından Rabia Zayda o geçen ki arayan kadının kızından bir oğlu işte.
Ya ben felsi geçirdim. Ben kapıcı dairesinde yapamam. Ben kira tutamam. Benim halim bu. Benim olduğum gibiyim. Benim fazla bir şeyim yok. Bu abi 50 kat verecek ekmek parası dedim. Öbürü 100 kat verecek enerek açlıydım. Benim geçimim bu. Ama ondan sonra baktım bunlar tartışıyorlar. Tamam orayı anladık Fatmacığım. Yavrum bak annen de diyor ki yani benim durumum bu. Abla, yani zaten senin annenin sağlığı da çok iyi değil. Yani artık bu saatten sonra senin çalışıp ben, ona bakma zamanın değil mi? Ben zaten annemin sağlığıyla ya da annemin kaldığı yerle alakalı bir şikayette bulunmadım. Şikayeti de değildim. Benim annem beni istemedi. Benim annem beni... Benim abim üzerimde oturdu. Benim annem sopayla bana vurdu bacaklarıma. Ya mosmor oldu. Benim zaten raporum var. Müge abla. Tamam da Fatmacığım bir dakika dur. Tamam da Fatmacığım yani bunun şimdi karşılığı. Yani tutup da bir tane erkek arkadaşın kirayı ödeyecek. Ha. Sen de orada kalacaksın mı yani? Hani bunun sonu ne olacak? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aradı. Onun kendi arayan kız kardeşiydi zaten. Bir şey söyleyeceğim. Burada amaç ben kayıptım. Beni bulmak için çıktı. Burada amaç benim hayatımı öğrenmek değil. Yani tüm Türkiye'ye daha fazla rezil olmak değil. Ben iyi, ben kayıp falan da değilim. Şu an kendime bir düzen kurmaya çalışıyorum. Lütfen bana engel olmayın. Sen hiçbir şey kuramazsın. Tek başınasın. Ben seni kurdan kuşa yemin demem. Ben seni dilendim, öldürdüm, belirttim. Benim senden bir çocuğumla benden çok hakkım var. Seni, ben hiç sen yorduğun kadar öbür çocuklarım yormadı. Müge abla diyor ki de lise 1'e gidiyordu. Hocası benim telefonumdan hocasını aramış. Bana iftira attıydı ya. Ben nasıl evladım iftira attım. Hocası dedi ki de ben aradım. Yani biraz yani dedim utanmayayım mı sen dedim ben aramaya dedim. Ondan sonra sen dedi ben aramışsın dedi. Dedim abi ben seni aramadım dedim. Niye yalan söyledin? Geri ondan sonra dedim, abi dedim sen neredesin dedim, ben senin yanına geleceğim dedim. Ya dur neyse Zeynep, dur şu oraları karıştırmayalım da. Fatmacığım, şimdi daha kendime ben düzen kuracağım diyorsun ya, bak annem de diyor ki ben seni kurda kuşa yeme demem diyor bir anne olarak. Ama ben kurda kuşa yeme olacak bir kız değilim, bir şey yapmıyorum. Mükemmel arkadaşlarının annelerini, hayat kadınları, çalışacağız. Hayır ben açık öğretim, mesleki açık öğretim. Ben gelen sınıfı derslerimi bitirdim. Sadece meslek lisem kaldı. Şu anda da son sınıfım bir staj yapıyorum. Yok Selver Demoğlu'nun kayıtını almışsın. Zeynep hocam. Ya öyle Selver Demoğlu mu olacak? Ben belki başka bir okula nakil aldırdım. Fatma kim akıl verir sana bunları zaten. Çünkü Fatmacığım yani o zaman sen yayında söyleme de o zaman ver arkadaşlara lisede okuduğuna dair şeyini. Ben annene de söylemem. Bakayım okuyor musun? Ben de sana yardımcı olayım bitirmen için. Tamam. Ben benim yayındaki arkadaşlar ama yayınlanmasını istemiyorum. Tamam yayında söyleme şimdi arkadaşlarımız telefonu aldığında eğer o lisede okuyorsan ben de sana yardımcı olayım ama anneni de anla. Annen de sana kim parayı veriyor, ne yapıyor onu öğrenmek istiyor. Benim annem evden kovarsam bunları düşündün mü? Ne diye kovdum? Dikinden, hocası bana dedi ki lan Müge abla. Dedi ki lan benim dedi. Anlattım Emine Konukoğlu'nda hoca beden eğitim öğretmenliğini. Ben dedi istersem dedi senin kızın. Ben böyle bir şey söyleyemem. Yok Zeynep Hanım bu konuşma hoş bir konuşma yok, değil. Işte yani, ya ama kızın için de hoş bir konuşma işte, değil de ama Zeynep'ciğim bir dakika yalnız sen de bir dakika bir öğretmen mi bunu sana söyleyen? Evet hocam ben tamam sen gittin öğretmenin müdürüne şikayet ettin mi? İşte o zaman bu çocuk evlendi onlar müdahale ediydi ben de ondan haber olduğunu bildiğim için ben çünkü bunlar çocuk evindeyken bir şey müdahale edemem. Nasıl edemezsin gider müdürüne söylersin böyle böyle diyor öğretmen bir öğretmen öyle bir şey söyler mi? Sen emin misin onun yani öğretmeni olduğundan? Fatma'nın bana demesi, iftira demesi o. Ben niye iftira attım? Ben sizi nelerden büyüttüm? Kusura bakma da sen böyle bir durumda kızının yanında olacaksın. Kızımın yanındayım. Tamam kızının yanında olacaksın. Gideceksin o öğretmenin müdüre. Müdür yetmiyorsa ilçe milli eğitime. Yetmiyorsa il milli eğitim müdürüne şikayet edeceksin. İşte bunların grup hocaları falan ilgilendiği için bizim karışmamız yasak.
Öyle değiller çünkü biz orada... Yasaksa nasıl öğretmen seni buldu? İşte benim telefonumla Fatma aramış. Geri de ben de aradım. Adam beni aradı. Dedim utanmayın sen beni aramaya. Dedi sen kimsin dedi. Ben dedim ben kimim sen neredesin dedim. Emine Konukoğlu'nda ben de eğitim öğretmeniyim dedim. Zeynep'ciğim i̇şte... senin lisedeki kızın 18 yaşından küçük. O ne yaparsa yapsın. Bir öğretmen onun hiçbir tavrına... bir erkek ya da kadın cinsiyetiyle karşılık veremez. O onun öğrencisi. Tamam. Evet. Böyle ahlaksızca konuşan bir öğretmen senin iddiana göre varsa bu öğretmeni şikayet etmeniz gerekir. İşte benim şeyim yok. Tamam sen yok. De kızı bu yüzden suçlarsan yok, Fatma da sana kızıyor. O, değil mi Fatma? Suçlamadım. Dur. Bir şey söyleyebilir miyim? Bana buyurun. Fatma'dan gelecek mi? Artık şu kadını susturun yeterince konuştu. Tamam seni dinliyorum ben. Bir dakika dur. Tamam. Hani diyor ya orada hani siz şikayet etseydiniz falan dedi. Benim hiçbir yetkim yok diyor. En ufacık bir şeyde bile il müdürünün yanına giden kadının nasıl yetkisi yok bu bir. İkincisi de yalan söylüyor. Benim öğretmenim zaten öyle bir şey yapsa ben salak değilim. Salak bir kız değilim. Giderim yurttaki hocalarıma söylerim. Veyahut da gereken ne yapılırsa zaten orada kalan kızların bir çoğunda var. Biliyorum yani ne yapılması gerektiğini giderim ben yaparım zaten. Benim anneme de gerek yok. Ama böyle bir şey yok. Benim annem bunu uydurdu. Ne geçen yok? Sene bu yalan ortaya attı. Tuba'cığım. Ve geçen sene ben 11. sınıfta. Peki Fatma'cığım. 9. sınıfta olan hayatta benim annem böyle şeyleri tamam, saklamaz. Tamam peki Fatma'cığım. O zaman sen hangi liseye gidiyorsan arkadaşlarımıza söyle. Ben de sana yardımcı olayım. Ben de hakikaten istemiyorum kurda kuşa yem olmanı. Çok samimi söylüyorum. Ve sen halen okuduğun için aslında yine devletin kapısı sana açık. Bir yerde bir problem yaşarsın gidersin başka yere. Hayatım öyle hani taşıma suyla değirmen dönmez. Annen ne yapmış olursa olsun yine de anne vicdanıyla işte kurda kuşa yem olma diyor yani sokaklara düşme diyor. Bugün kiranı verir yarın vermezse ne yapacaksın? Müge abla bir şey daha söyleyeyim mi? Bir dakika dur. O yüzden Fatmacığım yani gel hazır seni bulmuşken sana yardımcı olalım. Öfkeni anlıyorum, kırgınlığını anlıyorum. Annenin yanında yetişmemişsin. Bir anne kız duygusu yaşamanızı da beklemiyorum. Ama ben de sen de ziyan ol istemiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Yok ben gayet annemi kabullenip annemin yanında yaşıyordum. Benim annem beni istemedi. Ben çok rahatlıkla her izne gittiğimde annemden bir sürü laf duyuyordum. Bir sürü dayak yiyordum. Ben yine izne gidiyordum. Sana vurdum eller kırılsın mı? Ben sana vurdum sen ellerim şuradan kökünden kopsun mu? Niye yalan söyleyeyim? Haklısın tabii haklısın. 3 saat boyunca abim üzerimde oturmadı. Karşımdaydı. Ben hiç dayak yemedim haklısın. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben sadece iyiyim. Gerçekten tartışmak için de bağlanmadım yayına. Tabii Zayda'nın anası, Zayda'nın anası Rabia. Öyle şeyler söylenir mi yani insan çocuğuna ya? Allah Allah. Ama Fatma'cığım annen de zaten yoktu. Annelik yapabilecek durumda değil yani. Biraz belki ben sen eğitim... Ben zaten bir annelik beklemiyorum ki ondan. Tamam belki sen ona biraz yardımcı olabilirsin. Bana diyor ki ne deli, manyak, akılsız, böyle böyle hareketler ediyor. Hayatım o da doğru söylemiyor da olabilir yani ben böyle deli anne. Deli olabilirim, engelli olabilirim ama başıma kahveye. Beni de olan evlat bana böyle dese. Sen engellisin diye demiyordur değil mi Fatmacığım? Evet öyle dedi. Ön planda evi vardı, beni bahsederdi. Ama hep evini bahsetti. Amacı o. Senden bence size gerçekten benim ihtiyacım yok. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardımcı olun. Bak göründen mi? Nasıl akıl verirler bunu? Bana kimse akıl vermiyor. Çünkü niye mi yapma? O canlı yayına da çıkarım sadece senin yaptığın rezalete rezalet katmak istemiyorum. Doğru söyleyin. Gel meydan, gel kozlarını paylaş. Ne yaptımsa, ne terbiyesizlik ben yaptım da gel söyle. Ben paylaşmaya çıkmam. Sadece senin... Ortaya Türkiye, yanlış yanlış düzeltmek için aradılar beni. Ben de kabul ettim. Antep'in bütün sosyal hizmetler il müdürü arasın. Benim ne fedakar anları olduğumu teşekkür eder. Daha bu kurumda senin gibi fedakar bir anne görmedik. Çocuğundan ilgilenen bir anne görmedik diye. Arayın il başkanlarını. Bu kadar ilgiliysen yanına alsaydın çocuklarını. Çocukların adını da orada rezil etsin. Alsaydın yanına. İmkanlarım olsa size bakacak şeyim olsa zaten ben oralara sizin kokucunuzu koymazdım. Tüyünüzü koymazdım. Bak sana son bir şey sorabilir miyim? Annen o evi yardımlarla yaptım diyor ya. Niye yardımlarla bu kadar kendileri büyük bir ev yapıldı?
Vallahi kendisi yaptırdı zaten. Benim o evde insan yerine koyulup fikri alınmadığı için ben bilmiyordum. Sadece kendisi yaptırdı. Kendisi ben çizdim dedi. İlk yani ev şeyi atılmadan önce, yani temel atılmadan önce ben kendim çizdim dedi. Anladım. Yani hani o ev de pek öyle herkesin üstesinden gelebileceği büyüklükte değil. Ne ısınır ne... Yani temizlenir, ne temizlenir, ne ısınır, ne elektriği, ne suyu, kolay bir ev değil yani. Valla ben kendisine çok kez söyledim. Ben senin dostan burayı satarım, Antep'ten düzgün bir ev alırım. Benim annem de dedi, ben bu evi aynı yayında dediği gibi çok zorluklarla yaptırdım. Kendisi rezalete alışmış, üstünlük içinde yaşamaya alışmış. Ben bir şey diyemem. Anladım. Bana o kısmı biraz garip geldi. Hayır, ben de satalım dedim ama üzerinde zaten kardeşlerin ne ortakmış arsası. Ortak şeyden işte ben zaten... Ortakmış arsa. Yani bana hisse vermediler. Beni sürekli ailem dışladığı için bacılarım, kardeşlerim, annem. Ben orayı fitrelerden aldım. Ama arsa kimin? İşte abimden aldım. Abin kim? Abim Mustafa Ergül. Daha bu sene tapımı bu sene verdi. Bizden 5 milyar almadan tapımı 12 milyara sattı. 5 sene tap, 10 sene. Aldın mı yani arsasını? Tapımı işte bu kışın 5 milyar bizden almadan tapımı imza atmadı. Abin. Tamam da Zeynep'cim işte ben de diyorum ki o zaman işte tamam alacak kişi 5 bin lirayı da ona verir. Sana da bir tane Antep'ten alalım bir tane ev. Verdik işte, çok zor yaptım Müge abla ben bu bürgede. Ya çok zor yaptım da elim tutmuyor, ayağım tutmuyor diyorsun bu nasıl evde 3 katı nasıl çıkacaksın gireceksin? Bu evle. Yani bu evin temizliğini yapamazsın, ısıtamazsın bu evi. Yarın bir gün çocuklar gelir. Elektriğiyle başa çıkamazsın. Damında taşında oyalanır giderler. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Sen buraya gelince Fatmacığım ben senden rica ediyorum. Annenle neler yaşadığını ya da yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Ama bu senin evden kaçmanı hoş karşıladığım anlamına da gelmesin. Ben evden kaçmadım. Annem beni kovdu. Anlıyorum. Ben beğenmediğim için kaçmadım. Annem beni evden kovdu. Dur, şimdi de pişman olmuş da şöyle bir şey var. Sizin en azından aranız düzelene kadar müsaade et. Ben sana yardım edeyim. Eve gitsem yine aynı başa dönecek biliyorum. Anladım. Ve daha fazlası olacak yani. Sen 5 ay içinde ne yaptın? Gör neler yaptın? Sen kaç doğumlusun? Sen kaç doğumlusun? Kaç doğumlusun? Ben mi? Evet. 2000. 2000 doğumlusun. Tamam, sana ben yardım edeyim. Sen şimdi hangi okula gidiyorsun, ne yapıyorsun, şey yap. Söyle arkadaşlarımıza, eğer gerçekten okula gidiyorsan ben de sana yardım edeceğim. Ben de istemiyorum hakikaten kurda kuşa yem olmanı. Çok sevim, alkışlanacak bir şey yok, hepimizin yapacağı şey. Rica ediyorum senden. Gelsin arkadaşlarımızla, okulla da hani o okulda kaydın varsa gerçekten ben sana yardım edeceğim. Tamam mı kızım? İstemiyorum başkasına borçlanmanı, başkasından... Müge abla, peki böyle bir şey almanı. Peki annene hiçbir şans vermek istemez misin? Ben anneme çok kez verdim. Yurttayken de çok kez şans verdim. Benim annem her seferinde aynı şeyi yaptı. Sen biraz şans ver. Sen evi sat da tut iki odalı bir evde al kızını şehir merkezinden. İşte bak ben yani bu evi satmak çok zoruma gidiyor. Anladım. Tamam çok ben sadece gidiyor. Sana söylüyorum. Evet çok zoruma tamam. Gidiyor. Çok yani her pirketinde gözyaşlarım var. Bir kelime söyleyeceğim Müge abla. Vallahi hayatım kusura bakmayın bundan... ama bak ben de size bir şey söyleyeyim mi? Fatma'nın şeyinden bak, dolayı bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma ama herkes ayağını yorganına göre evet. Uzatacak. Şimdi ben de mesela eskiden hiç istemezdim ama insan yaşlandıkça manzara falan istiyor. Gideyim ben o zaman şimdi Boğaz'dan bir tane yalı tutayım. Ya da alayım banka kredisi, sonra ödeyemiyorum diye herkesten para isteyeyim. Yapayım o zaman öyle bir şey. Gideyim şimdi bir tane yalıya banka kredisi de alayım bir yerden. O sonra ödeyemeyeyim. Herkes deyin bana fitre zekat versin, onun namına verin alayım mı diyeyim. Ben gerçekten anlayamıyorum da insanları yani. Ben de boşandım, gittim genç kızlık odama. İki tane divanı yan yana koydum, 6 sene kızımla yaşadım orada. Yani o zaman imkanın öyleydi. Şimdi boşanıyorlar annelerinin evine gitmiyorlar. Boşanıyorlar bilmem ne falan. Ondan sonra para ondan sonra ya iyi de hayatını da ona göre biraz küçülteceksin. Bütün hayatta fitre zekatla geçmez geçer ki. Sen ayda aldığın 500 liralık maaşla nasıl bu eve bakacaksın yani? Neyse şimdi Zeynep Hanım ben Fatma ile konuşalım Kebriye'cim. Ayrıca bir Fatma ile konuşalım. Bu kız da yazık yuvalarda büyümüş. Yuvada büyüttüğün çocuğun da sana normal evlatlık yapmasını bekleme Zeynep'cim.
Anlatamıyorum. Gayet de aklı başında bir kıza benziyor. Bir de Fatoş el ayağı düzgün bir kız. İnşallah dediği de doğrudur. Lisede de okuyordur. Yani kendini kurtarır bence okuyorsa. Yani. Şimdi Zeynep Ergül, ben geldiğimde tabii hani Ergül soyadı bana hiç yabancı değildi. Sonra evi falan gösterince bizim arkadaşlar anladım ki sen aslında bizim programa daha önce çıktın istesen de istemesen de. Eçi var görüntülerini şimdi izleteceğim. Şimdi Zeynep diyor ya kardeşlerim diye. Zeynep'in kardeşlerinden biri de kim biliyor musunuz? Cahit Ergül. Cahit Ergül de kim? Bu Mehmet Muharrem Elbay'ın ortak ev aldığı. Yani aslında Zeynep Hanım'ın evinden gördüğümüz diğer ev işte Mehmet Muharrem Elbay'la Zeynep'in erkek kardeşi Cahit'in bölüşemediği ev. Şimdi Zeynep'i görünce Mehmet Muharrem Elbay'ın ailesi de aa diyorlar işte bu ev falan filan. Bir hatırlayalım isterseniz Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili neler yaşamıştık. Çünkü izlemeden önce şunu söyleyeyim. Biz Mehmet Muharrem Elbay'ı ararken ve Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü de bütün o çevreyi böyle alt üst etmişti kaza kaza. Evi arananlardan biri de senin evinde. Yine inşaatta görüntüleri var. Senin evet. evinde aradı. Senin işte o şimdi cezaevinde dediğin kocan oradaydı. İddialar da senin kocanla Cahit Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın başına bir şey getirdiğiydi. Bir izleyelim. Yeter artık ya. Bu adam benim canım. Adam buraya gömülmüş. Niye sana yanlışlıkla verdi? 28 Şubat 2017 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ı aramak için kızı Büşra ve yeğeni yaklaşık 8 ay sonra programımıza başvurmuştu. Büşra çok üzüntülü bir şekilde babamı arıyorum dedi. Bu kaybı alıp başını gitti gibi görmüyorlar. Sabah 9.30-10 sularında evden çıkıyor. Evi de zaten üstü, altta kahvesi. Amcamın bir bağ evi vardı, ortak olduğu biriyle. Bağ yüzünden bir şeyler olduğundan şüpheleniyoruz. Gaziantep'te ailesiyle yaşayan Mehmet Elbay'ın kaybıyla ilgili yakın larının şüphelendiği isim birlikte bağ yeri aldıkları Cahit Ergül'dü. Biri çıkmış demiş ki ya demiş o demiş Mehmet'i öldürdü, oturdu villanın altına koydu. Mindel mi ki altına koyuyorsun 50 yaşındaki adamı ya? Siz bu tarlayı sürdüğünüz için bu dedikodular çıktı. Daha evvel sürmüş müydünüz? Önce onu sorayım. Olaydan herhal 15-20 gün sonra sürdürmüşüm. Amcamın kaybolduğu günün ertesi biz bağa gidiyoruz. Tarla sürülür. İki ortak arasında tartışma konusu olan senetin tarihi de dikkat çekti. 300 bin liralık senetin ödenme tarihi Mehmet Elbay'ın kaybolduğu günün bir gün sonrasına yazılmıştı. Senedi Muharrem'in kendisi yazdı. İddia ediyorum Muharrem Elbay'ın yazısı değil. Tarihini de boş mu bıraktı? Evet. Satmaya karar verdik burayı. Ben ondan 300 bin TL'lik senet aldım. Yazdı, doldurdu. Tarihini de boş bıraktık. Satın aldıkları iki bağ evi için anlaşmazlık yaşayan ortaklardan Mehmet Muharrem Elbay'ın tam da bu dönemde Cahit Ergül'den şikayetçi olduğu da öğrenilmişti. Bu birinci, bu da ikinci. Diyorsunuz ki bu evin bu evden hiçbir farkı yok. Evet. Mehmet Bey de sizin gibi düşünmüş olacak ki bir numaralı eve yerleşiyor. Sonra da bu adam ortadan kayboluyor. Niye Mehmet Bey'in eşyalarını buraya taşıyıp kendiniz bu eve yerleşiyorsunuz? Orası bana ait oldu. Gidiyor, benim evime zarar verildi diye jandarmaya şikayette bulunuyor. Cahit diyor geldi bunu yaptı diyor. Bu eve güvenlik kameraları taktırıyor. Sizden şikayetçi olarak güvenlik kamerası takıp kilidini değiştirdiği evin anahtarını neden size versin? O anahtarlar değiştirilmedi ki. Zarar verildikten sonra bağ evine babam bütün anahtarları değiştiriyor. Cahit Bey'de olması kesinlikle imkansız. Polis arkadaşlar amcamın evinin önünde işte ikamet ediyor gelir diye. Cahit Bey. Allah Allah. Cahit amca saat 11'de evine çocuk... geleceğim diye iki tane mesaj geliyor. Ha, şahit görmüş çocuğun telefonu. Telefonda bile bir babam evet bana gösteriyor. Ben gece 11'de evine geleceğim. Ben yazmışım. Her şeyin üzerine yemin edebilirim. Ben mesaj yazmasını bile yani tam beceremem. Eşyalar ne zaman değişiyor? Nisan'ın 4 veya 5'inde. Yani beyefendi kaybolduktan sonra. Evet. Bu kadar kimsenin kalbini kırmayan adam niye kurada size çıkan eve koysun eşyasını? Belki oraya oturmak canı istemiştir. Yani ben de ortalıkta yokum ya. Benle de limoni ya. Tamam o zaman siz madem onun canı oraya istediyse niye oradaki eşyalarını çıkartıyorsunuz? Bırakın. Ortada yok onu fırsat bildi. Ha? Ortada yok. Ha? Kayıp.
fırsat bildim gittim. Peki madem evin... Eşyasını oraya koydum. Hayır madem evin birbirinden bir farkı yok. Niye fırsat aradınız ki madem farkı yok? Orayı benim kabul ettiğim için. Yoksa başka bir düşüncem yok benim. Siz bu anahtarı nasıl aldınız? Hem nasıl Mehmet Bey'e verdiğiniz 300 bin liralık senet sizde hem de 200 bin liralık senet sizde. Yani sizin şu anda 500 bin liralık senet de sizde yani hani evin tamamının. Yok öyle değil ya. Nasıl çarpıtılıyor olay ya? Nasıl çarpıtılıyor ya? Siz kendiniz söylediniz ya. Allah ya kendim söylemedim. Senedi verdim tapuyu de sonradan hayır, şey yapacaktım. Hayır niye durup dururken veresiniz ki? Böyleydi. Siz o tapuya gitmeden var ya adama değil 200 bin liralık 1 liralık bile senet vermezsiniz. Abisine 27 bin liralık borç için senet imzalatan adam konuşmadığı ortağına 200 bin liralık bir dakika, senet bir şey söyleyeyim. Niye komik oldunuz? İşim gücüm yok sanki sahte senet tanzim ediyorum ya. Tartışma konusu bağla ilgili iki ortak acaba bir mukabele yapmış mıydı? Cahit Ergül'ün içinde iki ayrı ev bulunan bağla ilgili anlattıkları her defasında şüpheleri daha da arttırıyordu. Mehmet Bey size bu senedi ne zaman imzaladı? Kaybolduğu gün mü imzaladı? Evi yaptırmaya başladıktan sonra bu yazıyı yazdık ve karşılıklı imzaladık. İki nüsha değil, bir nüsha. Noterde yapmadınız. Yok, kendi aramızda. Muhtar imzasıyla. Hangi muhtar? Bulalım muhtarı. Köyün muhtarı. Ben öyle bir yere bir imza atmadım, mühür de basmadım. O adam bana gelip de herhangi bir şeyde bulunmadı. Yok adamı ben kendini tanımayım. Bağ evini paylaşmakta sorunlar yaşayan iki ortağın imza koyduğu senetle ilgili ortaya atılan iddialarda dikkat çekiciydi. Senet Ocak ayında düzenlenmiş. Senedin üzerinde de Mehmet Bey'in imzası var. Yani daha sonradan buranın eklenmesi mümkün değil. Hı. Karakolluk olduklarında Cahit Bey kendi ifadesine göre diyor ki kendisinden yaptığı masraflara karşılık güvence olarak senet istedim. O da ben sana senet veremem dedi diyor. Ama şimdi biz buraya bakarsak eğer bu senet verilmiş. Elinde var senet. Evet elinde var. Çok hızlı yazılmış bir senet farkında mısınız? Evet. Gaziantep'e bakın. Hep kısaltmalar var. Ya acaba dedim birisi bana dedim zorla bir senet imzalatmak istese ne yapardım dedim. Adımı ya da soyadımda bir harfi yanlış yazmak. Akıllıca bir fikir. Senedin sahibi Erbal değil ki. Erbal. Soyadındaki bu farklılık açıkçası beni başka bir şüpheye doğru itti. Demek ki bu senet düzenlenme tarihinde düzenlenmemiş. O dönem programımıza bilgi veren tanıklar Mehmet Elbay'ın tuzağa düşürüldüğünü ileri sürmüşlerdi. Bizi Cahit Ergül'ün akrabalarından birisi aradı. İddia şudur ki Mehmet Bey'i Cahit Bey'in akrabalarından birisi kandırarak Bağ'ın oraya çağırmış. Bağ'da bu senet zorla imzalatılmış. Cahit Bey'in hısımlarından birisi de hani bu kavga dövüş sırasında Mehmet Bey'in hayatını kaybetmiş. Sizin evinizin civarında kapandığı söyleniyor bu telefon sinyallerinin. Amcam bu adam için... Kendi öz kardeşinden vazgeçen bir adam ya. Kayıp adamın ortak olduğu bağa öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine arama çalışmaları da başlatılmıştı. Emniyet ekipleri şu anda bölgeye jandarma ekipleriyle beraber giriş yaptılar. Evin altında bulunan ambarın içerisinde şu anda orada da bir arama çalışması gerçekleştiriliyor. Amcamın kaybolduğu günün ertesi biz bağa gidiyoruz. Tarla sürülür. Buranın kazılmasının sebebi de toprağın bir miktar yükselmiş olmasıydı. Buraya daha sonra toprak getirildiği düşünülerek işte bu nokta kazıldı. Kadavra köpeklerinin de yer aldığı bağ evi ve çevresindeki arama çalışmalarında bir izine ulaşılamayan Mehmet Muharrem Elbay'dan aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen herhangi bir haber alınamadı. Vallahi tabii Mehmet Muharrem Elbay ne şekilde aranıyor bilmem ama ben ya da ailesi için canlı olarak aramıyoruz yani. Üzerinden evet. Geçti nereden baksanız 3 yıl. Adamcağız ne yazık ki o işte telefon sinyallerinin falan kesildiği gün ne yazık ki öldürülmüş. İşte ekranda da gördüğünüz ev aranırken görünen hanımefendi de bizim Zeynep. Ve işte Büşra da dayısıyla beraber buraya geldi. Hoş geldiniz tekrar. 3 yıldır bitmedi tabii bu. Çok sağ ol hayatım bu arayışınız. Evet. Sen de Zeynep'i görünce hatırladın. Çünkü işte orada görünen evde babanın ortak olduğu denilen ev. Babamı tehdit eden şahıs. Kim? Nasıl tehdit etmiş? Burası size mezar olacak diye sen yok, tehdit etmedin mi? Yok kurban oldum. Yok ben ya, kendi halimden. Jandarma geldi jandarmaya inkar ettin sen. Ben yalan söyleme ya. Yalan niye söyleyeyim? Ben sana yemiş demişmiş değil mi var? Seni tanımam. Burası ben sana mezar tek. Olacak dediği kişi sensin. Mezar metiniz babama. Babama mezar metiniz. Senin de parmağın var. O eski kocan Ercan'ın da parmağı yalan var. Yalan söyleme. Yalan niye söyleyeyim? Ben yemiş demişmiş değil mi yok? Kendi çilemde kavran. Senin şahsin tanımam. Yalan söyleme. Senin şahsin Tek. Orada bekle, görüp tek. Yalan söyleyemedim. Ben niye yalan söyleyeyim? Ben derdime düşmüşüm. Derdime düşmüşüm ya.
İşte biz de, ben de derdim de. Ben 4 yıldır... tane çocuğum var. Annem yatar, öldürmüşler de babam yok. Bir kayıp nasıl bir duyguymuş? Allah he? Yardım. Kayıp nasıl olsun. Bir duyguymuş? Ben sen 5 onu... aydır kayıp, benim şey babam 3 yıldır yok. He? İşte Allah yardımcınız olsun. Benim ben bunu her zaman söylerim. Yok. Burası sana Allah mezar yardım. Olacak dedin annem ya babam mezar mı ettiniz? Mezar mı ettiniz? Yalan ha? Söylemeyin. Mezar mı ettiniz? Yalan söylemeyin. Yalan niye söyleyeyim? Ben derdime düşmüşüm. Neyin bizim yalanı? Mehmet, neyin yalanı? Bak hele bağırma. He? Bağırmıyorum. Ben bak, normal Mehmet konuşuyorum abiden, seninle. Bak ne evet. Mehmet abiden, ne Figen abladan, ne sizden evet. Bizim hiçbir evet. Sorunumuz yok. Belli. Olmadığınız belli. Ne zaman dedi? Bir dakika o konuşurken susar mısın lütfen Zeynep? Aynı şey kızına da yaptın. Kızın da diyor konuşamıyorum diye. Tamam. Büşra ne zaman dedi burası size mezar olacak diye? 4 yıl önce. He. Babam kaybolmazdan işte çok değil yani 9-10 ay önce. Bir yıl diyeyim. He. Bir yıl önce. Niye? Niye öyle dedi? Annem perde takıyormuş. Bağ evinde işte cama perde takıyormuş. Burası size mezar olacak diye annemi tehdit etmiş. Babam da direkt jandarma yaramış. Hatta evine jandarma bile geldi sana. Yalan söyleme ablama. Ha jandarma benden. Bak, benim. Hepsinin ifadesi yok mu jandarmaya gittiğini tehdit ettiğini? Tamam, evet, kayıtlar evet. Var. Yalan evet. Söylemiyorum. Ben evde evet. Ölüm döşeğine kendimi bırakıp geldim buraya yalan söylemek için mi geldim? Ha? Biz öyle bir şey asla ve asla ben yaşamadım. Ha? Sen nasıl yaşamışsın? Ben yaşamadım halde sen nasıl ben olmadan yaşanmış olan olmayan şeyi? Zeynep Hanım sen jandarmada ifade vermedin yok. Mi? Yok vermedim hocam. Jandarma geldi mi gelmedi mi? Sen, jandarma geldi mi gelmedi mi? Gelmedi. Ya yok, nasıl yok, gelmedi? Yok nasıl gelmedi. Asla gelmedi. Takip edebilirsiniz Müge abla. Asla lütfen çıkarabilir misiniz? Jandarma gelmedi. Kayıtlarda asla. Var mı bak, Zeynep Hanım? Kayıtlar da ifade ederdi mi? Bunlar ifade ederdi. Tabii ki ifadesini az daha inkar etti. Ben demedim diye. Var, tabii olarak. Ki tabii ki. Tamam bir baksın Müge tabii abla. Tabii ki. Tamam ne olacak çıkınca? Yok yok çıkmaz. Sen nasıl? Şimdi ben o... sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben tabii çok şaşırdım. Evin bandını da çekti arkadaşlar. Evin hani niye yarandı o zaman? Evin niye yarandı? Evleriniz niye yarandı? Niye yarandı? O müşterek arsa babamın tamam, arsası olduğu için. Tamam seninki de niye yarandı? Seninki niye yarandı? Mehmet Hoca hakkı da arandı. O, Ergün. Tamam işte Zeynep, onların içinde o, sen de varsın. Zeynep bak sana Büşra çok güzel bir şey sordu. Dedi ki nasıl oluyormuş kayıp acısı dedi. Sen 5 aydır yaşıyorsun ben 3 yıldır yaşıyorum. Ha? İşte ben diyorum ki Allah yardımcınız olsun. Çok zor. Yalnız, sen yardım ben et. Size, ben şunu sen bize getireceğim. Doğruları söyle. Benim doğruları bildiğim söyle. Bir şey yok ki. Sen bize yardımcı ol yeter. Benim bir şey bildiğim olsa ha. Ben belli. Ya, kimseye bilginiz, söylemeye gerek yok. Biliyorsun. Bilginiz varsa paylaşın ya. Söyle. Varsa yıllık, söyle bitsin. 3 yıllık kaos bitsin. Ben, benim, çünkü çok benim, sıkıntı bak, çekiniyorlar bunlar ya. Adını bilmem. Evet. Bizim derdimiz bilmem. Bize yeter. O perde, dert olmayın derdinizin üstüne dert olmayın. Ben olmayayım toplam. Ben olmayayım ki. Ben kendi ateşimden bir şey söyle bir dinle. O konuşma o cümle. Ateşe yanmak nasıl bir şeymiş işte bunu yaşayın. Yaşayın ateşe yanmak nasıl bir şeymiş. Evladın sana karşı geliyor ha? Bu o konuşma da insanım. O konuşma da o burası size mezar olacak dediğiniz değil abi öyle bir cümle, şey yok. Söylenen yok, bir cümle. Cümle. Karakollar hayır, hayır, hayır. Bir saniye. Yemin ederse annemin perde, babamın ölüsünü göreyim demedi. Perde takıldıktan ne? Sonra. Annemin babamın ölüsünü göreyim ben demedi. Ben de 5 tane çocuğuma kolay kolay yemin etmem. O, çocuklarıma yemin ederim öyle bir şey Zeynep olmadı. Zeynep Ergün sen değil misin? Tamam benim. Amenna. Ya bir saniye. O perde ama takılık... olmayan bir olayın içine beni katmana gerek yok ki ablam. Zeynep bir dur. Olmayan bir olay değil. Ha. Bu olay olmayan gayet güzel bir şekilde var. O perdeler takıldıktan sonra o cümle konuşulmuş. Ne olmuş? O perde o birinci eve takılmış. Yok, öbürü mi de takılmış? Yok, burayı, da, şey. Burayı da mı sahiplendiniz? Sakın takın. Deneyin. Şimdi bura mezar olacak. Burası size mezar olacak yok, diye bir cümle sarf bir kere, edilmiş. Bu kadar. Bir kere ben o zaman orada bile oturmuyordum. Nasıl oturmuyordun? Orada oturmuyordum. Ama bildiğinizde bir şey varsa... Bak sana bir şey söyleyeceğim. Çözümlensin ya bir anda. Bu ben cinayet diyorum. Bilmiyorum. Evet. Tabii biz de cinayet ediyoruz. Evet. Babamızı yaşayarak aramaya gelmedik buraya. Bu cinayet işlendiğinde... Sen de oradaydın. Senin kocan da oradaydı. Yok mu abla? Bak hayatım bütün telefon sinyallerinden falan yaradı? Her şey belli. Akrabamız niye aradı? Akrabamız. Evet. Orada benim zorla getirdiler. Hiç kimse yani yani sen biliyorsun. Bak, sen evden de, kimin çıktığını ne ettiğini biliyorsun. Hazır da o zaman çok çağırdım. Gelmediniz. Röportaj da yapmadınız. Biriniz çıkıp kardeşinizi niye savunmadınız? Artık soracağız. Niye savunmadınız? Biriniz bağlantı niye savunmadınız? Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26 canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17.
Bu arama yapılan yerleri de bir göstereyim size. O dönem. Yeter artık ya. Adam buraya gömülmüş. Niye sana yanlışlıkla verdi? Annesi Zeynep Ergül'ün evi beğenmediği için kayıplara karıştığını söylediği 19 yaşındaki Fatma Bozkurt'u ararken Gaziantep'teki evlerini de ekranlara getirmiştik. Bahsedilen evin bulunduğu bahçe aslında Müge Anlı izleyicilerinin hiç de yabancısı olmadığı bir yerdi. Mehmet Muharrem Elbay 28 Şubat 2017 tarihinde kaybolmuştu. Aradığımız Fatma Bozkurt'un annesi ise öldürüldüğü tahmin edilen kayıp adamın son görüştüğü kişi olan Cahit Ergül'ün kardeşiydi. Adam buraya gömülmüş. Bir adam öldürmeye müsait. Bu tip var bu adamda diye düşünüyor insanlar. Buranın sürülme amacı Muharrem Elbay'ı gömmek değildi. Buranın sürülmesi lazımdı. Daha önce Mehmet'i öldürmüş, evin altına gömmüş diye bir şey söylediniz. O ambarın tabanı. Yorum yapan vatandaş nereyi kastetti ben bilemem. Nereye gömdüğümü de onun yazması lazım. Bana göre ambarın artıdır. Çok beton kısım. O gün Zeynep Ergül'ün o dönemki eşiyle kardeşi Cahit Ergül'ün de orada olduğu ileri sürülmüştü. Üstelik de kayıp adama ulaşmak için yapılan arama çalışmaları sırasında Zeynep Ergül'ün evi de aranmıştı. Arama çalışmalarında kepçe ve Ankara'dan getirilen kadavra köpeğiyle Mehmet Muharrem Elbay ve Cahit Ergül'ün ortak evi, bahçesi, yan taraftaki fıstık tarlası ve hatta Zeynep Ergül'ün evi ve bahçesi arandı. Arama çalışmasında kadavra köpeği Zeynep Ergül'ün evinin içerisine girmiş, bu alanlara yönelmiş, ardından buradan çıkmış, merdiven boşluğundaki bu alanda koku almaya çalışmıştı. O dönem çok ulaşmaya çalıştık sana da eşine de, siz de konuşun diye. Çünkü ben bu olayın, yani bu cinayetin niye aydınlatılamadığını hala anlamadım. Yani anlamadığım birkaç cinayetten biridir yani. Bir tanesi Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetidir. Bir tanesi o nohutları satılan adamın cinayetinin nasıl aydınlatılamadığını hiç anlamadım. Ama tabii emniyet müdürleri değişiyor, ekipler değişiyor. Olaya ben daha önceki ekip kötü de çözemedi diye söylemiyorum bunu. Evet. Bakış açıları değişiyor. Ve mutlaka bir yerden biliyorsunuz 7-8 yıl sonra bile aydınlatılan olaylar var. Dilerim buna da bir vesile olsun Zeynep'in evden kaçan kızı. O dönem hiç konuşmadınız. Çünkü o adamcağız öldürüldüğünde bu eve gömülmedi. Gaziantep Emniyeti çok emindi aslında neyin nasıl olduğunu ve çok başka bir araziyi aradılar. Ama çok geniş bir araziydi, biliyor işte Büşra'da. Aradılar, evet. Siz de biliyorsunuz. Mehmet Bey aradılar bulamadılar. O dönem senin kocan da oradaydı. Senin kocan da kardeşinle beraber o arama çalışması yapılan yere gittiği tespit edildi. Senin kocan da eve döndüğünde üstü başı çamurludur, yorgundur, üzgündür, konuşmaları vardır, duymuşsundur. Şimdi Zeynep, şimdi senin konuşma zamanın. O zaman konuşmadın. Ama bildiğim bir şey olsa gerçekten konuşurum. O zaman da sana sordular, bilmiyorum. Bilmiyorum işte, bilmiyorum, beni sürekli hep dışladılar, hep dışladılar. Beni, o zaman ben, o zaman da kardeşini niye savundun? Şimdi kardeşlerin sana kötüyse. Ben hiçbir zaman kardeşimi savunma. Benim kardeşim niye mezar olacak dedi? Dur, beni dinler misin ablam? Dinliyorum. Bana inşaatımı sulamaya gittim de hastaneden çıktım. İnşaatımı sulamaya gittim de. Çakmam kalmamış, yoktu çakmam. Gittim yanından ve yanımda komşumu, arkadaşımın annesinden beraber gittik Müge abla. Dedim, aga dedim, acı çakma ver dedim. Çay, ben inşaat süleyeceğim, kadın da çay pişirecek, içeceğiz, Antep'e döneceğiz. Hastanede yattığım için inşaat yanmasın dedik, güneş yakmasın diye. Ve gittim, aga dedim, acı dedim, bak aga dedim ben yanına. Aga dedim, acı dedim, çakma ver dedim, şu taşı ya hak da dedim, tamam. Şu çay. Çıngısı vermeyen adam bana ne kardeş olabilir tamam ya? Tamam işte benim ne kardeşi de. Ya?
Ablam... Daha kardeş demeyin onlara ya. Tamam, ben zamanında mı yaşandım? Şu anda ev problemi yaşıyor olabilirsiniz. O sizin sıkıntınız, şu anda yaşadığınız ev problemi. Ama o dönem ev probleminiz yoktu. O dönem kocam da senin yanındaydı. Sen de orada ne yaşandığını gayet iyi biliyorsun. Bak Müge abla, benim hiçbir bildiğim bir şey yok. Ve ondan sonra... Ben gittim bundan ya bir ay önce ya iki ay önce. Biz bir ay öncesini konuşmuyoruz. Ha. Biz şimdi cinayetin zamanımız yok. Kardeşlerimden dolayı can güvenliğim. Bak bu kızın annesinin bak. Ha. Dur şimdi bak bir şey söyleyeceğim Zeynep. Ben artık efendim? Burada da bunu anladım. Neden insanlar birbirlerinin üzerine konuşuyorlar diyordu. Karşı tarafın konuşması anlaşılmasın diye konuşuyorsunuz. Evet. Ama ben gayet güzel alıştım bu programdan. İki tarafı da dinleyebiliyorum Allah'tan. Evet. Üçte biraz. Şimdi bak, bizim konuştuğumuz bir ay öncesi falan değil. Yani bu kızın annesinin Allah yardımcısı olsun, amin, ayağı kesilmiş. Amin, Allah tamam yar ve yardımcılar olsun. Tamam, bu kız olsun. Annesine bakacakken koştu kalktı geldi buraya dayısını ben alıp. Ben buraya palavra anlatmaya da gelmedim. Ne zorluklarla geldim yani. Sadece ben de biliyorum ablam. Ettiğin tehditlerin cevabını, bildiklerini anlatmanı istiyorum. Benim seninle bir derdim yok. Seni şahsi tanımam da. Dur. Ben de sizi tanımam. Evet. Ben Mehmet abiyi de bir kere gördüm abi, bir kere. O da geldi bizden bel belleyeceklermiş. Belden külpaltı istedi. Ananla gelmişler. Ananı da tanımam ben. Mehmet tamam, abi. Tamam, biz senin tanımadığını sormuyoruz. Nasıl tehdit ediyorsun? Niye tehdit ediyorsun? Tanımadım insan nasıl tehdit edebilirim? Duvarın arkasına geçmişsin gözünü seveyim. Tanımadım bir insanı. Hı. Şimdi bu hocamı tanımadım. Hı. Ben hocam sana geldik de böyle böyle durduğun yerde diyebilirim. Benimle o arazi, ilişkisi olursa o arazi sizin ailenizden kalan araziydi. Orada menfaat ilişkisi var. O arazi sizin ailenizden kalan arazi. Zaten senin işte kardeşin vermiş Mehmet. Düşman olmadınız mı kardeşinize? Niye Mehmet'le ortak oldun diye ha? Düşman olmadınız mı? O ben değilim. Sen Leyla, bak Leyla da Meyrem'le beni karıştırıyorsun. Ben hayır, ben hepinizi biliyorum. Hayır, sendin o arkadaki ev, senin evin arandı. Tamam. Senin eşin, Mehmet Muharrem Elbay oraya gittiğinde gitti daha bayıra. Ben de sana diyorum ki sen de o sırada onunla yaşıyordun. Şimdi anlat o gece ne olduğunu değil, diyorum. Ben sen gittiğinde bir şey gördün falan demiyorum bak, ama. Müge abla bak ben o dönemde, bak Şubat ayında... Ben dergahta kalıyordum. Hayır sen oradaydın. Hayır hayatım sen oradaydın. Biz size o zaman geldik kaç kere. Ne sen konuştun ne kardeşim. Burada bunlar ağlarken Büşra, Üngür Üngür hiçbirinizin vicdanı sızlamadı. Biz de yardımcı olalım demediniz. Kurban oldum ben dergahtaydım. Ben onların içine hiç girmedim. Beni içlerine sen almadım. De orada şimdi senin ailenin hiçbir şekilde bu olay konuşulmadı mı? Hiçbir şekilde konuşulmadı şimdi mı? Şimdi ablam ben dışarıdayım. Siz hı-hı burada ne konuşmuşsunuz? Benim ne haberim olabilir? Ailenizden bahsediyorum ben. Diğer i̇şte benim ailem yok. Ailen yok. Hiçbiriyle görüşmüyorsunuz. Evet. Niye? Kocan evdeydi. Efendim? Kocan evdeydi. Yok mu abla? Hayatım yok. Mehmet'in oraya geldiği gün kocan da evdeydi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu emniyet söylüyor. Benim gerçekten hiçbir şeyden haberim yok. Niye sen kocan ne kadar zaman gitti? 3 saat, 3,5 saat o aranılan bölgede kalınmış. Sen bilmez misin kocam gitti gelmedi. Sizin orada alışveriş merkezi mi var ki? Kavga sesleri gitti orada mağaza mı dolaştı yani? O gün kavga sesleri, kavga olmuş. Ben orada dedim ki ben dergahtaydım. Sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Kocam oradaymış. He? Kocam oradaymış. Tamam da ben dergahtayım. Kocamın orada olup olmadığını ben biliyorum. O olayın içindeymiş. He? İşte tamam da dergah, bak, demek ki dergahta olan biliyorsun. Bir insan... Demek dergahta ki biliyorsun. Bir insan, nereden bilebilirim yani, diyorsun. İşte nereden? Biliyorsun işte. Şimdi şu kapıdan girmezden önce senin burada kiminle ne yaptığını, ne konuştuğunu bilmiyorum. Bak mesela bizim Necat oradaydı kameramanımız herhalde. Necat al bir mikrofonu eline. Gel ablacığım sen de şöyle gel. Sen Zeynep Hanım'ı hatırlıyorsun demek. Gel otur gel. Necat giriyor evet. Bizim kameramanımız Necat da o sırada... oralarda araştırma yaparken görüntüleri o çekti. Evet Müge Hanım. Hatta bu arama çalışmaları yapıldıktan bir gün sonra biz Zeynep Hanım'ın evine gittik. Kocası da oradaydı. Hatta bahçede bir şeyler yapıyorlardı. Zeynep de oradaydı. Tabii Zeynep Hanım da oradaydı. Eşi de oradaydı. Nasıl yoktu? Değildim. Röportaj yapmak istedik. Saatlerce yanlarda kaldık. Röportajı kabul etmediler. Hatta kocası size aşırı bir tepki gösterdi. Yani bak. Zeynep Hanım da oradaydı ve eşi de oradaydı. Hocam ben onda Antep'teydim bak. Antep'teydim. Hatta size de röportaj... Ya Zeynep Hanım. Efendim? Bak
Oraya niye yalan söylesin çocuğum? Orayı yaşayanlar Zeynep anlatıyor Hanım, bunu. Şu arama çalışması. Bizim kameramanımız tamam, bunu. Tamam hocam. Bu köpek Tuğçe niye senin babini kokluyor? Niye sürekli köpek kokluyor? Beni dinler misin? Tuğçe Hanım beni aradı. Neredeyse Zeynep Hanım dedi. Röportaj yapacağız dedi. Ben dedim hastanedeyim ben o zaman dedim. Ama dedim geleceğim dedim. Ve akşam şeyinde ikinin akşam arası eve gittim. Yani geldiğimde de ne Tuğçe vardı ne kimse vardı. Hiç kimse yoktu. Yani Necat da yalan söylüyor. Yok yani. Bunu yalan söylüyor demedim. Ben bunu bu abiyi daha yeni gördüm. Zeynep Hanım bak yeni bu abi arkadaşımız i̇şte diyor ki. İşte tamam da yeni gördüm. Bir dakika bak, dinle mi gördün, o tarihte. Ben yeni gördüm. Bir dakika dinler misin Zeynep Hanım? Efendim hocam. O tarihte ben orada görevli kameramandım diyor. İşte biliyorum. Bir dakika. Zeynep Hanım'ın kapısını çaldık. Olmuş. Zeynep Hanım'la kocası beraber evdeydi. Yok, röportaj yapmak istedik. Diyor. Vallahi bizi, yok hocam bize ya. Bize sert konuştular. Yok. Hocam, kapıyı yüzümüze görüntü kapadılar. Yok hocam röportaj ya yapmak istemediler ben diyor. Ben düşmanım peki, değil. Peki sana bizi bir şey söyleyeceğim. Ver o evdeki görüntüyü. Zeynep Hanım'ın göründüğü. Bu sen değil misin? Evet. Bu sen değilsen. He, arandığında ben oradaydım. Tamam bu sen değilsen o zaman bu çocuk yalan i̇şte, mı söylüyor? Arandığında oradaydım. Hatta onlara çay pişirdim. Afat'a bunlara polislere çay pişirdim. Değil mi? Tamam. Ha, ondan sonra yoktum. Siz kızdınız ne kocan ne sen konuşmadınız ben biliyorum. İşte demek ama ki tanıyorsun yok, oradaydı Necat yok. Bey. Ben kalabalıktı ben abiyi tanımadım. Ben o zaman ben kimse canım belki o sırada hatırlamıyorum yok, onun yok demek ayrı bir şey ama onlar ha oradaydılar. Yalan i̇şte mısın? Yani niye ben yalan söyleyelim yani şey, ya bize ne ya? Bana konuşacak i̇şte sensin demek ki görüntü demediniz verir misin yüzü gözüken Ahmetciğim? İşte bak şu yüzüm de gözüküyor. İşte sen değil misin? He, evet işte o zaman bana kimse konuşacak demedi. Demedi. Niye konuşmayalım? Biz de zaten herkes konuşsun diye yok, bayılıyoruz. Yok, ya bir şey söyleyeceğim Zeynep'ciğim bak. Efendim. Herkesin gerçekten Allah'la arasında ne yaşadığı beni şu kadarcık ilgilendirmiyor. Evet. Dilerim herkes iyi bir insandır. Evet. Rabbim de onu cennetine alır. Amin. Anlatamayayım. Yani anca bunu dileyebilirim. Ama geldiğinden beri ne ikindi namazın kaldı, ne sabah namazın kaldı, ne dergah, ne oyun, ne buyun, ne bilmem ne. Ama Allah da kabul etsin yaptıklarını. Ben ama benim dinim önce diyor ki doğru evet ol diyor. Doğruluk doğru ol diyor. Evet, önce doğru konuş diyor. Evet doğruluk. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi her şey eğer dergah, namaz kılmak yani değil bu dinimizin bir şeyini kabul edip bir şeyini kabul etmemek diye hayatta bir şey yok yani. Değil. Anlatabiliyor değil muyum? Tamam. Sen önce doğru konuşacaksın. Şu kız gerçekten elimizde büyüdü. Burada kaç senedir? Buraya geldiğinde küçücüktü. Evet. Çok acı yaşadı. Parayla uğraştı, pulla uğraştı, annesinin hastalığıyla uğraştı. Şu an ben buraya Allah kendime acındırmaya da gelmedim. Allah var sadece ya. Babamdan bir haber almak için geldim i̇şte buraya. Bildiğim bir şey benim olsa hiçbirinizle işim de olmaz. Ne kardeşin, ne Cahit'le, ne seninle hiç kimseyle benim işim olmaz. Sadece doğru olarak konuşalım. Ablam ben zaten kendi çilemdeyim. Bir an önce çözülsün. Kimse herkes işte hayatına ben baksın. Ben kendi lütfen çilemdeyim. Benim kimseden şeyim olmuyor. Ya nasıl bilmiyorsun kardeşim? Dede gibi hiç mi evde konuşulmadı? Hiç. Benim yanımda Allah şahidim. O zaman o hiçbir şey konuşmaz da. Akrabamız çünkü kimdi? Niye biliyor musun Mirga abla? Benim yanımda niye konuşmadıklarını söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim. Diyor senin mi yanında gayet güzel konuşmuşlardır. Büşra çok evet teşekkür ediyorum. Çünkü o zaman bizi bir akrabamız evet aradı. Tabii ki. Senin de evde olduğunu söyledi. Beraberce onun alınıp diyor oraya götürüldüğü söyledi. Ve bunun bir dedikodudan öte olduğu da yapılan sinyal bak, tespiti Fatma, çalışmalarında bak, ortaya çıktı. Fatma ne evet dedi? Ayrıca Zeynep evet Hanım son derece akıllı bir kadın. Heh. Biraz önce kızını heh arayan evet o zavallı evet kadın bir anda gitti. Evet. Bir anda her şeyin çok güzel analizini yapan, çok güzel sırasını bilen ve evet nasıl söylenmesi gerektiğini tabii bilen ki akıllı bir kadına döndün sen hocam, Zeynep işte Hanım. İlaçlardan tabii mutlaka ilaçlardan. Şimdi Zeynep Hanım, efendim hocam, iyi düşün bak. Hı. Seni bu olayı çok iyi bildiğini hepimiz yok biliyoruz. Yok bilmiyorum hocam. Hepimiz biliyoruz. Bilmiyorum. O nedenle sen ne zaten olduğunu net söylersen ileride çıktığında suçlanmayacaksın. Bak ben her ama zaman şimdi, bak, ben bak, derim şimdi ki mızıra sulada gizlenmez. Bu mutlaka çıkar. Bak, vallahi zaten aslında çıkar gizli zaten değil yani. Ha, gizli değil her şey ortada da. Mutlaka çıkar yani ne olmuşsa evet olmuş çıkar. Ya sen mesela ne duyduğunu bir şey duymuşsundur onu anlat. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Sizin nedir bu böyle koca düşkünlüğünüz? Kaç tane çocuk doğurmuşsun? Adam yani cezaevine girmiş çıkmış çocuklarının başına analık yapamamışsın. Devlet tarafından büyütüyorsun onları.
hala daha kocalarınızı savunuyorsunuz. Yani, bu kadar kocacılığı da ben kabul etmiyorum benim be kardeşim ya. Benim kocam kocalık etmedi mi abla? Kocalık etmediyse etmedi. O zaman ne konuştuğunu anlat. Söyle o zaman. Ama benim yanımdan. Doğrular nerede intikamını alın bundan da. Tamam da bir şey bilsem konuşurum. Tutturuyorsunuz bir koca diye. Benim çocuklarımdan ayıran adam benim yanımda hiç kocanın adını almam ağzıma be. Almayayım ki. E tamam senin kocan sana kocalık mı yapmış da oturmuşsun çocuklarının başına. Bak kızın neler söyledi demin. Benim bir gün çocuklarıma dedim ki ne git ekmek al gel. Benim dedim param yok. Ve dedi ki ne bana ben dedi 5 ekmek alacağım dedi. 1 ekmek alırım dedi. 1 ekmeğe de 2 çay alırım dedi. Gider kahvede karnımı doyururum dedi. Ve öyle yap, o şekilde yaptı. Ve benim çocuklarım ekmeksiz kaldı. Ben o kocaya zaten koca demiyorum. Tamam o zaman demiyorum. Evde ne konuşuldu? Ama evet. Benim yanımda... Kimse bir şey konuşmuyor. Niye? Ne konuşulduysa anlat. Ne konuşuldu? Hiç mi bir şey konuşulmadı? Hiçbir kelime edilmedi i̇şte mi? İşte ben genlerde değilim. Hı? Ben içlerine amile... Ya ben, mesela bu arama ben, çalışmaları yapıldı. Ben gel gittim de mesela üçünüz konuşuyorsunuz da. Üçünüz konuşuyorsunuz ve ben içeri girdim sesinizi kesiyorsunuz. O zaman bu arada bir olay yaşandı ki sen bir şeyler yaşandı. İşte senin duymanı istiyorlar. İşte onları bilmiyorum mutlaka hocam. Mutlaka bir şey duyarsın. Bak i̇şte ben bilmiyorum. Bir yere girdiğimde seslerini kesseler dahi oraya gelirken ondan sonra oradan uzaklaşırken neler konuştukları konusunda bir fikir sahibi olurum. İşte duymadığım için olamıyorum. Sen kocana da mı sormadın hiç? Kocana da mı sormadın yani? Yok o bana karşı yani... O bana heriflik etmediği için, ben de ona avratlık etmediğim için... Onunla nasıl bir ömür geçirdin yok. O zaman? He? O kadar çocuk yaptınız, bir ömür geçirdiniz. Ya, tamam aynı evde yaşıyorsunuz. Üçüncü bir evlilik yaptıracaklardı bana. He? Zeynep Hanım, efendim bakın hocam. Bu olayı 3 sene önce bizim programımızda günlerce ele aldık. Evet hocam. Günlerce bir takım ilerlemeler kaydettik. Ama bir türlü iş çözülmedi. Şimdi sen... Çözülür inşallah bir dakika, hocam. Bir dakika. Şimdi sen kızın için bize geldin. Evet. Aradan 3 sene geçti. O olayla ilgili değil. Değil. Kendi derdin için, yavrun için geldin. Şimdi bu kızın için gelmende de bir hayır var. Evet. Şimdi bizim dinimizde de, insanlığımızda da, anlayışımızda da hayırlı sebeplerle... Hayırlı neticelere gitmek mümkün. Senin kızın için buraya gelmen belki 3 seneden beri üzerinde esrar perdesi çekilmiş olan bu olayı aydınlatabilir. 3 yıl önce benim başıma bu geldi. Olay için şu anda senin başıma geldi. Merhametli gelir, ol. Gelir. Ben açıklar. Ne biliyorsan ben, söyle. Benim bildiğim bir şey yok ki Büşra ablam. Benim o, bildiğim bir şey o, yok. Senet alıp verme esnasında, o anahtarlar falan teslim esnasında ben şöyle bir şey düşündüm. Bu seneti verdiler, bunun yanından seneti aldılar. Bu adam giderken bunu başka bir noktaya çekildi bu adam. Orada gel sana işte şunu vereceğiz, bunu vereceğiz diye buna bir senaryo yapıldı. Orada bu adamı hırpaladılar, darp ettiler, öyle diyeyim. Hırpaladılar, başına bir cisimle vurdular ve bunu da o gizli ihbar eden bayan, o duyuyor. Tabii... Açıklanmadı o. Kim olduğu bellisiz. Bayan olduğu belli. Sizin tarafından. Bir saniye. Anlamadım. Darp esnasında bu adam... Anlamıyormuş gibi yapma. Çok güzel anlıyor. Çok güzel darp anlıyor. Darp esnasında bu Mehmet Muharrem Elbay bayanıyor veya o ne anda oldu, bir işte ölüyor. Evinde oldu. Ondan sonra motosikletiyle birlikte gömüldüğünü söylemişler. Evet. Yani bağ evinde oldu derken oraya çağrıldı. Sonra yani oradan gidilmiştir. Belki orada başka olmamıştır. Bir hedefe çekilmiş bu adam. Başka bir noktaya çekilmiş. Ama o gün oraya gitti İpini o çekmek adam. İçin. Ama ipi de o gün çekilmiş. O sinyal kesildiği gün ipi infaz edildi. Hedef değiştirdiler. Hedef değiştirdiler. Evet. Yani şu anda senin duyduğun bir tek kelimeyi bile açıklaman bu dosyanın yeniden açılmasına ve katil ya da katillerinde bulunmasına... İnşallah. Vesile olur. Senin de çocukların var. Evet. Senin de çocukların var. Ya bildiğin var. Bir şey varsa senin başına biz bunu gelse ne olurdu? Abi ya. Bak, açıklayın ya bak, ne olacak? Abi senin evet. Bak. Senin. Estağfurullah. Zeynep dur şimdi bırak. Zeynep. Ama benim bildiğim bir şey o zaman. Zeynep bak. Şimdi buraya bu kadar jandarma geldi, polis geldi. Evet. Bütün bağı bahçeyi kazdılar. Sonra onlar gittiler. Evet, gittim. Ne oldu evde? Kocan ne dedi?
O hiç eve gelmedi ki. Niye arandı demedi mi? Bizim bağ evi niye arandı demedi mi? Hiç konu geçmedi mi? Eve gelmedi. Zaten dediler ki... Bir gün geldi. Neca nasıl gördü o zaman senin kocanı? Neca beni dinler misin? Neca sen söylesene. Bak beni... Bak, nasıl onlar, eve gelmedi? Bak, ev arandığında dediler ki Zeynep'in eski eşi şey gözaltında dediler. Cahit evet. Ergül gözaltında. Bak niye gözaltında işte? Ha, Mustafa gözaltında dediler. Biz o zaman eve hiç gelmedi. Sonra geldi ama yani. Bir günde geldi. İfade sağlık dostuna gelmiştir. Bir gün gelmedi, iki gün gelmedi. İfadesini aldılar, bir geldi. Eve gelmedi. O gün. Hiç gelmedi mi? Ertesi gün geldi, bahçedeydiniz. Ha, ertesi gün, yani bak ertesi günü gelmiş. Ama ben Antep'teydim abi. Necat, mikrofonu ağzına tutsana Necat. Biraz yüksek sesle konuş. Beraberdiniz, bahçede beraberdiniz Zeynep Hanım. Ben yok. Bak ben yani biz eşin biz eşine bize bir eşinle ve seni ikna etmeye çalıştık. Röportaj yapalım. Kurban niye olun. Arama yapalım diye şey. Necat Bey'in kim olduğunu anladın aslında. Yok anladım. Orada olan kameraman. Bak bugün orada olan kameraman olayı biliyor senin orada olduğunu. Yalanlama. Yalan evini çektik. Bak ne diyor. Evinin çatısına çıktık. O Cahit Bey'in evini senin çatından çektik o görüntüleri. O bahçeyi genelini senin evin çatısından çektik. İşte evdeydiniz, bak eşiniz evdeydi. Abla o gün bak bunlar... Araştırıyorum işte. Ha, o, yok hastaneyi de arayabilirsin. Ben o gün hastanedeydim. O Gizem'le telefonla konuştuk. Neredesin Zeynep Hanım? Orada bana? Olduğunu biliyor, görmüş. Değil, ben hastanedeydim. Sonra araştırabilirsin. Valla demin de bayılacağım diye benim de kolumu çıkarttın, ne yaptın, donkluyor. Ya, özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok ama ne bayılmayın yani. Şey bayılacak de... adam da başkasının bileğine tutulup da çekmez herhalde yani. Ne bayılırsın yapayım? Ne bileyim yani. Ne yapayım? Özür dilerim. Yok özür dileyecek bir şey yok. Doğru söyleyin diye söylüyorum. O kaza önemli değil. İşte doğru bak o gün ben hastanedeydim Gizem. Ya hastanedeydin çıktın ömür bile hastanede kalacak hali yok. Gelmişler diyor ki tarlada iş yapıyorlardı. Ondan sonra bak abi hatırlayın mı? Gece geldiniz Cahit'le röportaj yapmışsınız. Ben onu biliyorum. Değil mi? Gece de geldik röportaj yaptık. Ha gece geldiniz. Ertesi günde biz size geldik. Siz bahçesiz bahçedeydiniz. Onu zaman gördüm. Siz seni başka görmedim. Ya seni görmedim. Zeynep bak öyle mi şu yani. Öyle mi diyorlar? Lütfen bağlanabilirler mi? Bak senin çok yakınların arıyormuş. Diyorlarmış ki akrabaların Zeynep biliyor. Öldürüldüğünde kocası da oradaymış, korkuyor, bir de çok para düşkünüdür. Hadi evini yaptırırım bir şey söylersen. Gerçekten bir şey bildiğim yok abla. Müge abla. Hayatım bak, yani, bak ya, biz sana, belki biz kendimizi sana anlatamadık. Biz sen gittin de tuttun adamı bir şey yaptın demiyoruz. Diyoruz ki orada bir şey olmuş. Tamam, bildiğini söyle. Gücüm yetmez, kimseye yaklaşmam. Tamam. Çünkü orada... ben yalnızım mesela şeyim. Tamam orada. Maşallah eşin buradaki var, niye görüntülerin, yalnızsın? Televizyondaki görüntülerin hiç de öyle hani çok düşkün bir görüntü değil. Gayet iyisin maşallah. Arayın ya, arayın ben... diye bağırıyorsun. Gayet iyi dinçsin yani ayaktasın. Çok. Zeynep'ciğim. Efendim. Biz sana sen oradaydın demiyoruz. Diyoruz ki bunun bir öncesi vardır, sonrası vardır. Bir sohbeti vardır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü senin eşin cezaevinden çıkmış, parası da yokmuş anladığım kadarıyla. Tamam mı? Yani her şey emniyette kayıtlı aslında. Emniyet kendi kurgusunu yaptı, bir şahit aradı, bulamadı. O şahit belki de sensin yani. Günün adamı olma fırsatın var. Gittin orada otururken, madem diyorsun ki kardeşim bana bir çakmak bile vermedi ateş yakayım diye. Madem kocan seni 5 tane çocuğundan ayrı büyüttü. Bir şey duydun sana eğer, sana kafadan at demiyorum. Gördün, çay içerlerken, kahve içerlerken, yemek Allah yerlerken... Allah rızası için, elini vicdanına koy. Bildiğin bir şey varsa Allah, Allah rızası için, bak bir şey konuşulmuştur. Bugün onlar bize, yarın sonra... herkese. Bak ben buraya kimin geleceğinin hiç garantisi yok. Bak, o gün bizim arkadaşları cuma günü sen geldin. Evden kovmaktan beter ettiniz. Ne oldu sen geldin. Yarın bir gün senin de çocukların var. Ya Allah inşallah iyi günlerini göstersin. Allah Allah'ını seversen ya ben sizi evden mi kovdum ya Allah için söyle. Yok abi ya ben öyle terbiyesizliği yapmam. Düşmanım da gelse kapım sonsuza dek açık. Ben ilk kaynanam beni boşalttı bak boşalttı. Ve ben hasta oldu gittim bellemeye gittim teyzeciğim, ya. Teyzeciğim vakit yok vakit. Vakit. Gülşah artık gele gide şey oldu. Tamam sen onu bırak. Mesela niye o gün konuşmadınız?
İşte bunu çok samimi söyleyeyim. Bak benim ekip arkadaşlarımı nereye giderler o kadar iyi ağırlar ki herkes. Suçlu olan aile bile. Çünkü biliyor oğlunun yaptığını, ne yapsın, bizimkilerin suçu yok ki. Tam tersi de olabilirdi. Mesela o olayda bir tek siz konuşmadınız. Neden konuşmadınız karı koç? Ama bazı teklif olmadı. Teklif olmadı. Evet. Çok, o zaman sen çok yalan konuşuyorsun. Yok, ben yok, diyorum. Hayır. Hayır, ben nasıl teklif olmadı? Zeynep Hanım. Efendim. Yaklaşık 2 saat, 2,5 saat yakınsın bahçede. Siz ve eşinizle birlikte, bir sikletmeye çalışık. Yok, kurban olayım. Neden arama bakın Zeynep Hanım, neden arama yapıldığını, neden köpeğin sürekli işte silediğin bodruma geldiğini, bu konuda sizinle röportaj yapmak istedik. Siz ve eşiniz ısrarla hayır dediniz. Bak Gizem Hanım söyledi, ben dedim geleceğim, geldiğimde de siz Gizem Hanım, Yaman Türkçe miydi neydi adını unuttum onun, o yok, siz yoktunuz. Ben niye şimdi röportaj yapmayayım? Niye bildiğimi anlıyorum? Herkes yalan. Siz yapmamışsın Zeynep Hanım. Ailem beni niye dışlıyor bilir mi? Ailem beni niye dışlıyor bilir mi? Ben çünkü ailemin dışarı laflarını söyleyeyim diye beni sürekli dışlıyorlar. Tamam zaten dışlamışlar dışlayacakları kadar. İşte dışlamışlar. Sen de onlardan intikamını al da itiraf et. İntikamını al. Şöyle söyleyin. Sana yaşattıklarını sen de onlara yaşat. Ne yaşatayım? Yaşat, doğruları söyle de yaşat. Ne gördün? O adam, o ne adamın biliyorsun, başına orada bir şey geldi. O dergah hadislerin için, kıldığın namazın için. Evet. Allah korkun varsa, bildiğin bir şey varsa söylersin. Elhamdülillah. Baskı var. Baskıdan dolayı korkuyorsunuz. Tedirgin. Yok niye korkun? Benim arkamda devletim var artık. Ben hiç kimseden korkmayayım ki. Ya. Tamam sen itiraf et, arkanda herkes olur. He? Müge Hanım da olur. Söyle. Hı. Ne söyleyeyim? Bilmedim bir şeyi. Ne söyleyeyim ablam? Bilmedim. Ya her şey o evde sakın olmuş. Bütün bu kadar aramalar, polisler, jandarmalar geldi. Bütün arandı, tarandı. Bütün bahçeler, şeyler. Hiç konuşmadınız mı bunun üzerine? Hiç vallahi konuşmadınız mı? Vallahi konuşmadık abla. Benim yanımda yani konuşmuyor. Yani hiç mesela şu Cahit yüzünden başımıza tek ne geldi bile ben demediniz mi? İşte senin yanında konuşuyorlar. Demek ki konuşuyorlar yani. Beni dinle. Tek bildiğin ne? Ben elhamdülillah Allah'tan korkan peygamberden hayal eden insanım, yalan söylemem. Evet. Ama bu abinin de böyle yaptığını hayret edeyim. Tek duyduğum bir şey var. Mustafa'nın kimin oğlunun böyle yaptığını hayret ediyorsun? Bir saniye verir misin abla? Necet abinin yani böyle konuştuğuna hayret edeyim yani. Necat mı şimdi yalancı çıktı? Yok yok yani işte röportaj yapar kusura bakma, dedi de. Hayır bak ben onlar Gaziantep'te olabilir. Evet. Birçok şeyde biz böyle görüntü de açıktır. İşte ben de çünkü dinlemek isterim. Yanlış yapmadım. Yani hayır. Sizinle çok uğraştılar. Çok uğraştılar. Sizin yanınıza gittiler. Oradan sonra bize geldiler. Kebriyan size telefona görüştüğümüz oradayken. Sen de sen mi aradın? Müge Hanım adım adım takip eder. O sen kameraya alınmasa bile Müge Hanım'ın adım adım Kebriyan Hanım'ın adım adım haberi olur. Evet. Dolayısıyla senin orada olduğundan buranın haberi var. Zeynep Hanım, bunu tamam reddediyor olman daha kötü senin sözüne güvenilmez yok olduğu kanaatını doğuyan. Sen şimdi tek bildiğin ne? Bir dakika durun, ne tek bildiğin? Tek bildim, yani duydum. Ondan sonra Mustafa abimin oğlunun bir sene Mehmet abinin peşinde dolandığı. Kim Mustafa? Mustafa. Mustafa Ergür. Bir duydum o. Başka ne diye dolanmış? Ne diye dolanmış? Tehdit onu etmiş. Bilmiyorum. Tehdit onu etmiş. Bilmiyorum ablam. Bilsem söylerim. Ne demek yani peşin? Dur bir dakika, biraz sakin ol. Biraz açıkla şimdi, başladık evet. İşte tek bildiğim o. Başka hiçbir kim şey bilmiyorum. Kim sana bunu söyledi? Böyle söylentilerden duydum. Birinden bunu bir akrabanız söylemiştir sana. İşte yani duydum yani. Hayır, kim söyledi? Duydum? Kim bir hatırla? Bilmiyorum yani şimdi hatırlamıyorum. Hatırla canım, hatırla daha çok yeni olay. Akrabalarınızdan biri söyledi sonuçta. Arabamız mı? Leyla mı söyledi bana? Leyla kim? Leyla büyük bacımız. Sürekli Leyla Cahit'i yöneten. Cahit'i, ne dedi sana Leyla? Ne dedi sana Leyla? İşte bu olaylar olduğunda işte şey dedi. Bilmiyorum ama dedi ne derece doğru ne derece yanlış dedi. Doğru doğru. Dilekine dedi Mustafa'nın oğlu Bisen Ali şeyin kahvecinin peşinde dolanmış değiller dedi. Peki peşinde dolanmış ne demek yani? İşte ben bilmem onu. Bak. Hayır onu işte şimdi öyle anlattı. Hayır, benim şimdi tek bir bildiğim bu. Bak bir dakika. Heh. Şimdi peşinde dolanmış böyle çeşitli manaya gelebilir. Heh. Leyla sana bunu hangi manada söyledi?
peşinde dolanmış ne demek yani? İşte onu bilmiyorum. Hayır, öldürmek için mi peşinde dolanmış? İşte yoksa bir sırrı var parasında? Müge Hanım hatırlıyor musunuz? Babam bir arkadaşından çünkü beni teklif ediyorlar diye bir şey istemişti. Niye biliyor musun Müge abla? Belki de bunun için istemişti. Bak hele niye biliyor musun? Sürekli ben görmüyordum yani benim zaten... Bir dakika, Mustafa dediğiniz kimin peşine dolanmış? Mustafa değil. Mustafa'nın oğlu. Mustafa'nın oğlu kimin peşine dolanmış? Mehmet abinin. Babam. Mehmet'in peşinde evet. Dolanmış öyle bir yıldır. Öyle duydum. Duydum yani buradaki dolanma çok açık bir şekilde belli oluyor. Tamam ne ben Cahit'le midir onu anlayamadım. Hayır, hayır. Anladım. He. Dolayısıyla evet. Burada tamamen zaten Muhammed'e bak, karşı yöneten, kimin peşinden anam, dolanıyorsa. Leyla, Meyrem. Bir dakika biliyorum. Kimin üçü peşinden yönelik, dolanıyorsa ona bir takım bir şeyler yapma düşüncesiyle. Peki Mustafa'nın bu evle yapıyor. Ne ilgisi plan. Vardı? Mustafa'nın bu bağ eviyle ilgisi var mıydı? Değil. İlgisi yoktu. Çünkü o Mustafa hissesini bağ sattı. Tamam o zaman Mustafa'nın hiçbir hissesi yok. Mustafa'nın bu bağ evinde hissesi yok. Evet. Yok hissesini bağ sattı. İşte tapuma vermedi. O vermedi. Tapuya güvendi. Ondan sonra bana işte vermem dedi. Eziyet etti. Bir sene bana kan ağlattı. En sonu bu kışın bizden 5 milyar aldı. Bak 5 milyar aldı. Tapuma ile imza attı. Verdi yani tapuya sonunda. Ama bir sene kan ağlattı. O zaman o tapunun hepsi senin yani evin tapusunu. Aynen. Bir 1162 metre. Tamam. Peki Mustafa'nın oğlu. Mustafa'nın oğlunun Mehmet Muharrem Elba ile ne alakası vardı? İşte ben bilmiyorum. Yani Leyla ile söyledi. Leyla'nın duyumundan... İşte bu babanın bağırında karşı çıkmışlardı kardeşleri. Bahane, sen niye ortak alıyorsun, niye malını veriyorsun diye karşı çıkmışlardı. İşte o sürekli Leyla'dan bağlantılan evet. Bir şey. Çünkü biz zaten Cahit, Mustafa, Mehmet hepsi yani biz düşmanık. Yani evet. Bacı kardeşlik ama düşmanlık. Evet. Niye düşmanlık? Beni sürekli kaybetmeye çalışıyorlar. Dışlarlar. Yani, dışlıyorlar. Yani bana, Leyla'dan anam beni kaç sefer öldürtmeye kalktı. Ne? Kaç sefer öldürtmeye kalktılar. Ve ben Leyla'nın evinde 8 ay kaldım. Bana sulu hayatta susuz hayat yaşattı. Benim yaşadıklarımı duysanız var ya vücudunuzdaki kanlarınız donar. Sen dersin bu şeyde Rabbimin yardımıyla ayağımın üstünde duruyorum. Allah inşallah bundan sonra daha çok yardım etsin. Zeynep'ciğim. Öyle yani. Bütün bu aramaçı yani biz bu programı burada işlerken mi Leyla sana dedi bu Mustafa'nın oğlu da bir yıldır dolaşıyordu diye. He. Programda. O zaman Müge Hanım bunu birileri peşine takmıştı. Çünkü Leyla da bak Leyla, Meyrem, anam. Bunların üçü 3 Ocak. Zaten babam da diyordu. 3 Ocak hangi ben içlerine katmazlar. Birinin çocukları yani çünkü belalı da... gibi birileriymiş herhalde değil mi? Kardeşinin birinin çocukları. Hı. Erkek kardeşinin belalı gibi birileriymiş. Daha yasa dışı işlere yani, mi karışıyordu? Bağlı. Değil mi? Anlama. Neyi dedin? Hangi ya, kardeşinin... Sıkıntılı kişiler. Yani onun peşine gelen sıkıntılı kişilerdi. Çocukları. Bacılar mı çocuklar hayır, mı? Hayır. Erkek kardeşlerin. Erkek kardeşlerimin. Bir Fatih mikrobu. Hepsi. Evet. Evet. Biraz çünkü, tehlikeli. Çünkü benim kolumu da kıvırdı. Belki... Babam beni söylemişti. Gördü. Benim niye? Bu kolumu... niye? Ondan sonra... ben babasının adını geçireymişim diye. Nerede geçiriyordun? He? Nerede geçiriyordun? İşte ettiği kötülükler anlattım ya. İşte bana böyle ettiler dedim ya. Sen de babamın lafını her yerde söyledin diye. Böyle kolumu kıvırdı. Yolda. Bana hatta küfür etti. Sen onun halası oluyorsun. He? Kolumu dur, kıvırdı. Dur karıştırmayalım. Ha? Şimdi biz bu konuyu işlerken sizin bir tane Leyla diye bir ablanız var. Adamcağızın zaten öldürüldüğü açık bir bak, ortaya anam, çıktı. Anam Leyla Meyrem 3 Ocak. He? 3 Ocak taşı. Kim? Anam Leyla Meyrem. Annen hayatta mı hala? He. Evet. Tamam. Zaten Cahit amcayla birlikte oturuyorlar. Şu an biz orada bağ evinde birlikte kalıyorlar. Oturuyorlar. Ben sulu hayatta susuz hayatta yaşadım. Annesiyle yaşıyor. Sizin orada öteki sizin olan ev ne oldu? Sahiplendi işte. Oturuyor yani. Oturuyor orada. Annesiyle birlikte. Annesiyle oturuyor. Birlikte kalıyor şimdi orada. Şimdi Leyla ablan peki sana dediği zaman bizim bu Mustafa'nın oğlu da bunun peşinde bir yıldır dolaşıyordu diye. Sen ne anladın? Ne düşündürtüsün? İşte ben bir şey düşünmedim. Hayır o sana böyle söyledi.
Sen de o zaman ne dedin kendi kendine? Ben evkine derdi neymiş dedim. Adamından dedim alık veremedi dava ne ikine dedim. Adamın dedim peşinde dolanıymış teyze, dedim. Bak konuşulmuş demek ki. Ben o ne dedim? İşte bunu, bunu Leyla'dan konuştuk. Başka benim. Peki bu konuşma cinayetten önce mi oldu sonra mı? Sonra önce oldu. Sonra bu program sırasında yok, değil. Yok, dur bir dakika. İşte bu program sırasında oldu yani. Hayır cinayet o zaman işlenmiş miydi? Valla ben bilmiyorum onu. Ben o İşlenmiş. Derece hatırlamıyorum. Hayır program cinayet. Vardı yani. Söylenti vardı. Hayır bu programda cinayetin muydu? Üstüne konuştunuz siz. Yani cinayetle ilgili söyledi ben Leyla bunu sana. Ben Leyla'ya gitmedim. Leyla bizim eve geldi. Leyla bunu sana cinayetle ilgili söyledi değil mi? Değil. Cinayetle ilgili yok, konuşurken bunu neyle ilgili söyledi? O dedi ki şey dedi. Şey dedi kahveci dedi kayıpmış dedi. Ben dedim ki şey dedim sen de dedim çok dedim laf söyledin adama dedim. Çünkü küfürlü küfürlü adam laf söyledin dedim. Yazık değil mi dedim okul hakkına geri dedim. Yani Leyla'ya. Ondan sonra o da dedi ki şey dedi bildiğim kadarıyla dedi şey dedi. Mustafa Ali de dedi herhalde dedi, adamın dedi yani bir sene peşinde mi dolanmış öyle değiller dedi. O öyle oldu yani. Bir dakika bir hanımefendi telefonu attınız demiş. Hanımefendi günaydın efendim. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Ya ben kusura bakmayın. Bu bayandan dolayı bir şey söyleyecekti. Buyurun. Ben Gaziantep E-tipi kapalı cezaevinde bu bayanı gördüm. Biz 5-6 bayan oturuyorduk. Orada işte eşini her hafta görüşüne geliyor. Ondan sonra abisinden dolayı işte o adamı öldürdü, kuyuya attı dendi. Ben mi öyle demişim? Evet, siz öyle dediniz. Yok, kurban olayım, yok. Hatta sen cezaevine girip çıktığına kadar söyledin. Kime? Ben cezaevinde yattım dedin, adam yaraladım dedin. Ne yaptım? Sen dedin ki ne cezaevinde de yattım ben dedin, adam yaraladım dedin. Ben seni tanımıyorum. Sen cezaevinde yattın mı? Yattın mı cezaevinde? Yattın mı cezaevinde? Ben 6 ay yattım. Ha? 6 ay yattım. Nasıl yaraladı? Yaralamadım. Adam benim Suriye'den eşya getirdim çocuklarım için satıyordum. Ondan sonra Suriye'den eşya getirip satıyordun. Çocuklarımın ekmeğini öyle kaç saniyedim. Çocuk işte adamın bir tanesi de bitişik komşumuzdu. Ben dedim Şenel dedim. Aa dedim şu yatak örtüsünü falan dedim. Acı sat da dedim. Geri Suriye'ye gidip eşya getireceğim dedim. He. Geri ondan sonra o da dedi ki şey dedi Mehmet abi var dedi. Ona da dedi verek. Uzatma ha. Ona dedi verek geldi. O dedi oğlana verecek dedi. Neyse verdik eşyayı verdik. 650 milyonluk eşya verdim. Gel ondan sonra ayın 26'sına dedi verecek Zeynep abla paranı dedi. Vermedi mi? Vermedi. Sen de gittin mi? Yaralamadım ablam ya. Ne yaptın peki niye yaptın? Buradan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Allah rızası için sesimizi duyuyorsanız bu kadını alın konuşturun. Niye konuşuyorsun? Allah rızası için size sesleniyorum. Bende ne var ki? Yeter artık yeter. Yeter. Sonra sen yeter. Adamdan parasını mı isterken adamı yaraladın? Yok benim paramı vermedim. Yapmadım. Vermedi sen adama ne yaptın? Yaraladım. Bir şey yapmadım. Yapmadıysan seni niye 6 ay cezaevine tutsunlar? Yani dövdüğüme dair. Dövdüğüne. Evet. Sen neyle adamı öyle dövemezsin. Hiçbir şeyden vurmadım hocam. Bir şey vurmasan öyle bir tokat vurmayla tutukamazlar seni. Yok öyle. Ya kardeşim ya bir şey söylüyorsan öyle araştırabilirsin hocam. Bir şeyle mi saldırdın? Yok. Yani benim elimin sakatlanmasını bak anladınız evet, yani. Evet, o kadar da nanem onda değilim anlıyorum. Aslında yani. Öyle yani. Tamam kadın bir dakika şu hanımefendiyi... Bir de ne demiş? 6 ay önce Cahit Bey seni kocanın sırtından bıçaklamış. Ne olmuş? Cahit senin kocanı sırtından bıçaklamış. O bir sene oldu. Niye bıçakladı? Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? İşe bilmiyorum. İnsan merak etmiyor. Acaba kocan senin... söyleyeceğim falan dedi. La ilahe söyledi illallah de onun işi mi bıçakladı? Ben aralarında ne geçmiş ne etmiş bilmem ablam. Bir dakika ben bu hanımefendiyi bileyim. Hanımefendi belki de aradığımız telefon sizsiniz çünkü. Bir dakika müsaade edin bana ne olur. Siz ne zaman gördünüz Zeynep Hanım'ı cezaevinde? 3-4 ay öncesi havalar daha sıcaktı. Evet.
Ben eşimin yanına gidip geliyordum. Masada 4-5 bayan oturuyorduk. Bekliyor musunuz öyle? Çıkmalarını mı bekliyordunuz? Girmeyi bekliyoruz. Posta posta giriyoruz ya. Tamam. Ha, biz 7. posta falan oluyoruz. 6. posta. Bununla da 2 sefer denk geldim. Evet. İşte soruyorlar bayanlar, sen kime geldin? Sen kime geldin? Ben dedim eşime. Geldi dedi, ben de eşime geldim. Geri ondan sonra işte eşimden ayrıyım ama dedi, Allah rızası için dedi, ben bakıyorum eşime, her hafta gidip geliyorum dedi. He. Geri sonra işte yani. Bu abisini açtı, Müganlı'ya çıktı benim abim dedi, böyle böyle yaptı, adamı öldürdü, kuyuya attı ama konuyu kapattı dedi, kimse bulamadı dedi. Bu şekilde konuştu, ondan sonra kendine adam yaralamış, adamı işte kendine tacizde bulunmuş adam, o yüzden adamı yaralamış, 6 ay hapis yapmış. Nasıl yaralamış? Evine, adamı evine kahve içmeye diye çağırıyor, çay içmeye diye çağırıyor. Adamı yaralıyor, şeye gönderiyor. Arsaya, sürükleyerekten arsaya atıyor. Benim nasıl gücüm yetsin adama? Çay içmeye diye çağırmış adamı. Bize bu şekilde öve öve güle güle anlatıyor yani. Zaten sana öyle kolay kolay 6 ay ceza vermezler. Yani evet. Şimdi öyle 6 ay ceza alındığında yatmazsın. Sen 6 ay... Cezaevinde yattığına göre herhalde bir 4-5 sene aldı ki seni 6 ay cezaevinde yatırdılar. Yok, beraat ettim, namus ve iffetini korumaktan dedi, çoluğunu çocuğunu... Ama 6 ay yatmışsın. İşte namus ve iffetini korumaktan dedi, çoluğunu çocuğunun nafakasını kazanmaktan dedi, Zeynep Erdoğan beraatına dedi. Peki sen... Ay hanımefendi, ne olursa zatla kalın. Peki bir şey soracağım, şimdi hepsi arka arka geldi. Sen evet. Suriye'den nasıl eşya getiriyordun? İşte şey, pasaportum vardı, gidip yani çay getirdim, makyajlarımı getirdim, onları satıyordum, çocuklarımın ekmeğini kazanıyordum. Ne zamandı bu? Çok oldu. Çok oldu dediğim, bu ev var mıydı, yok muydu? Yoktu, 2000. Ama oradan getirilen çayın falan sınırlaması var. Mesela, şimdi i̇şte atıyorum ben... kafadan da, mesela anca 3 tane çay, işte 2 kilo şeker... Bir karton sağlığa zararlı olan sigara falan getirilir deniyor. Sen o zaman onu normal yollardan öyle satıp da kendini geçindirecek kadar para kazanıp kaçakçılık yapıyordunuz yani. Yok, çaya sınır vardı da Müge abla. Makyaj eşyasına sürmeye, dudak boyasına falan sınır yoktu. Terliklere sınır yoktu. Onlardan getirdim. Zaten çay hakkı 5 kiloydu. Ha işte aklımda kalmış bir şey. Yani bilemem onu şeyini de. Sınır var yani. Ha. Ama yine sınır var. Yani getirip de orada 10 kutu zaten getiremiyorsun. Zaten 500 yani getirip dedim milyarlardan değil. 500 milyondan 300 milyondan o zaman gidiydim. Getiriydim. Mesela karınla çocuğumu geçindirdim. Anasından tekrar gidiydim. Yani zaten ya 3 sefer gittim ya 4 sefer gittim oraya da. Öyle. O arada da cezaevine girdi. Sonra bir daha gidemedin mi? Gittim. Yok gitmedim. Gitmedim. Bak kadın ne diyor şimdi? Konuyu dağıtmayayım. Kadın ne diyor? Bak cezaevinde anlattı. Benim de kardeşim onu şey... Ama ben tanımıyorum kadını. Senin tanıman önemli değil de hanımefendi seni tanıyor. Sen yok, bunu anlattın ben onu mı anlatmadın bak, mı? Bak onu yanlış anlattım. Yok, nasıl anlatıyor? Söyle. Ben dedim yine. Namussuz dedim kardeşim dedim. Bundan dedim 2 yıl önce dedim sorabilirsin. 2 yıl önce dedim Müganlı'ya çıktı dedim. He. Arkadaşını kaybetmekten suçlandı dedim. Bak. He. Ondan sonra namussuz dedim. Bir sette dedim. İçerideki dedim benim eski eşimi bıçakladı dedim. Bir gün önce dedim gitmiş dedim. Mustafa'nın dedim bak evinin dedim çalışmayan bir kuyusu var dedim. Oranın kuyusunun anahtarını kırmış dedim. Ercan'ı Dorgay'ıp yani eski eşimi dedim. Dorgay'ı koratacağı için oraya götürmüş dedim. Ben asla yani Mehmet abiden yani falan. Bir dakika bir dakika. Orada bir tane kuyu var. Onun anahtarını almış. Senin kocanı mı oraya kırmış, atacakmış? Bir gün önce kırmış. Senin kocanı oraya mı atacakmış? Evet. Dorgay bir elinde çünkü bıçak bir elinde de leviye demiri varmış. Babamı doğradı attı. Eşinden mi doğrayacakmış? İşte onu da kuyunun anahtarını kırmış bir gün önce. Ondan sonra bir gün önce anahtarı kırıyor. Leviye bir elinde leviye demiri bir elinde de şey bıçaktan vuruyor. Ondan sonra leviye demirinle de vurmuyor yani. Şekilde vurulmuş. Bir kere öyle diyor yani. Ki bak bir izleyicimiz atmış diyor ki yalan söylüyor Zeynep. Mustafa'nın oğlu temiz bir çocuktur. Ailedeki belki de en temiz çocuktur. Uzman jandarmadır. İşte yeni oldu. Yeni oldu. Yalan söylüyorlar. Zeynep'e sorun Cahit neden kocasını bıçakladı? Kendisini dedim. Nasıl ölümle tehdit etti? Mustafa ile aralarında para meselesi var. O sebepten iftira atıyor.
Canlı yayında adını vermeyen bayan doğru söylüyor. Ben Muharrem Elbay hakkında konuşacağım demiş, ondan bıçaklanmış. Susturmak için Mustafa'nın oğlunu işine katmasından pırıl pırıl bir çocuktur. Yakinen tanıyorum. Aileye de çok yakın demiş. Senin var da anlatacaklarım, ben sana söyleyeyim. Efendim? Var. Dur verelim.